Şeyim kitabı da sattı yani haşet edilen. Ve tilkel ensali nedribu halin nesli Allahum yetefekkar. Vallahu lezi la ilahe illahu alemin gaybi ve şehade. Ve rahmanir rahim. Vallahu lezi la ilahe illahu vel melikul kuddusu. Selamul mü'minul mühimul azizul cebbarul tekebbir. Subhanallahi amma yüşrikun. Vallahu l-halikul bari'l musavvir'l lehul esma'ül husna. Yusebbihu lehu ma fissemavati vel ard. Ve huvel azizul hakim. Evet. Cehennemin 7 katında nasıl hesap veriliyor? Süfyan Erdoğan ve Süfyanistlerin paganist, aşırı ırkçı Göktürk derin devletinin Müslüman olmadığını idrak ettik. Peki Müslüman değillerse acaba nasıl bir inançları var diye merak ediyor musunuz? Belki Korelilerdir diye, Budistlerdir diye ben Budistlerin ahiret inancından cehennemde nasıl hesap veriliyor? Oradan hikayeyi anlatacağım. Ne yapayım? Müslüman değiller bu arkadaşlar. Müslüman olsalardı bu kadar zulümleri herhalde yapmazlardı diye düşünüyorsunuzdur. Müslüman olmadıklarını anladık. Çok şükür. Dün akşam ne konuşayım diye düşünmüyordum aslında. Carl Jung'ın Analitik Psikoloji Theory and Practice kitabını okuyordum. Londra'da 1935 arası 200 tane tıp doktoruna verdiği seminerler. 200 tane tıp doktoruna demek ki seminer verince bütün dünyaya yayılıyor. Ve tarihi bir iz bakıyor. Bu seminerlerde Carl Jung özellikle kendi analitik psikolojisi sisteminin temel esaslarını, ilkelerini anlatıyor. İkinci lecture tamamen The Structure of Mind and Its System şeklindeydi. Yani zihnin kuruluş yapısı ve içindeki kontentler nasıldır? Bu konuya değiniyor. Personal ve kolektif bilinçaltı nedir? Neden önemlidir? Neden kolektif bilinçaltı ortak paydadır? Çünkü insanlar Hazreti Adem'den gelir ve ortak ruh vardır. Bir ruh vardır. Dolayısıyla insanların tarihi de bir tanedir. Bütün insanların bilinçaltında personal olarak aslında tek bir tarih bulunur ruhlarında. Bu tarihi bilirler ama bilmezler. Hem bilirler hem bilmezler. Çünkü insanlar erdemli olmak isterse, ruhsal devrim yapmak isterse kolektif tarihe yolculuk yaparlar. Ve ruhun aslında arkaik kahramanlar olarak ortak ataları olduğunu görürler ve gerçeğe uyanırlar. The Awakened State. The principle of synchronicity konsepti Carl Jung'un anlaşılamamıştır. Bu bir melekleşme, daha doğrusu meleklerin kainat kitabında icraatlarını, Esma-i Hüsna'ları hayata geçiren taşıyıcı meleklerin kurallarıdır, ilkeleridir, ahlakıdır. Matematiksel bir metotla bunları yapar, bir mizanla, ölçüyle yapar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul meşriki ve Rabbul magribeyn. Febe'yyâ la rabbukuma kezziben.
Marcel bahren yatabiyen ve nehume berzahulla yapbiyen febeyyye ala rabbikuma tükezziben ayetini tasdik ederler. Rahman suresinde Allah Rabbinden bir ölçü mizan indirdi. Elle tetkavhul mizan. Bu mizanda nehirler, tatlı su nehriyle tuzlu su taşıyan okyanuslar, denizlerin suyu karışmaz. Kaptan Kusto biliyorsunuz bunu buldu. Müslüman oldu. Fransız'da. Bu ayeti söylediler. Müslümanlar bunu biliyorlardı zaten diye. Kaptan Kusto dedi. Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. Bunu ancak bir peygamber bilebilirdi. Müslümanlar dahi bulamamış. Biz bulduk. Demek ki Kur'an-ı Kerim hak Allah'ın kelam kitabıdır dedi. Müslüman oldu. Müslümanlar ne zaman Müslüman olacak diye uzun yıllardır bekliyoruz. Müslümana Müslümanlığı anlatmak çok zor. Bu nedenle ben Carl Jung'tan okuyorum ve Korelileri anlatacağım. Belki arkadaşlar Korelidir, yani Budist filandır. Bu Paganistler ya, şimdi Korelilerin dili, grameri Türkçe ile aynıdır. Aynı Moğollar ve Japonlar gibi. Kökleri aynı kardeşten geliyoruz tabi. Hazreti Nuh'un Yafes oğlundan geliyoruz. Orada birleşiyoruz. Altay, Uralı Altay dağlarında. Dil kökeni olarak aynı oldukları için Korelilerin inançları gök tenri, eski Göktürk inancına dayanır. Pek çok işgal görmüştür. Pek çok Çinlilerin işgali, Moğolların işgali, efendim söyleyeyim, Amerikalıların 1952'den sonraki Kore'yi yeniden kurması ve halkın %35'ini Hristiyan yapmasıyla geçen son 60-70 yıllık süreç. Baktığımızda pek çok tarih almalarına rağmen historical sosyoloji açısından Kore'ye baktığımızda Korelilerin aslında inançlarını koruduğunu, Budizm de çok güçlüdür ve ahiret inançları olduğunu, kurdukları medeniyetin bu inançlara dayandığını, yani hesap verme, adalet, insan olma prensiplerine dayandığını görürüz. Bir Samsung firması Türkiye'nin 20 katı ediyor. Bir tane Samsung firması. Daha belki ona yakın araba markaları var, onları saymıyorum. Yani onları saysak zaten bir 200 Türkiye ediyor, sadece bir Kore. Dünya kaçtan büyüktü bilmiyorum ama Kore Türkiye'den kesinlikle büyük yani. Neden Koreliler başardı, Türkler başaramadı? Bu kafamı uzun yıllardır benim meşgul ediyor. Koreli şahitler var. 1992'de, 91'de Türkiye'ye gidip Fatih Koleji'ni bitiren, sonra Kore'de üniversite okuyan Ayhan, babası ağrısı benim sağ kolumda, Azerbaycan'da da. Benim çok sağ kollarım, sol kollarım var da Ağa Resul bunlardan biriydi. Oğlu Ayhan da Koreli gelin getirmişti. Çok çok iyi şakittir gerçekten. Koreli'nin gülüdür. Gördüm ki Koreli gelin bizim Müslümanlardan daha fazla Müslüman. Azeri şakit bizim şakitlerden daha iyi şakit. Yani gördünüz Hüseyin'imizi, Zarrab davasında eşi Koreli. Bir aşk var yani. O aşk insanları buluşturuyor. Kanada'da, Toronto'da bizim bir de şey var. Kaymakam İbrahim var, eşi Koreli. O da öyle. Siyasi İslamcılardan istifa etmiş, ayrılmış, kaymakammış. Kemalist laiklerden kaçmış gerçi ama İslamistlerin de Kemalist olduğunu bildiği için dönmedi geri. Sıvacılık yapıyor Kanada'da. Çok mutlu. Ve sade sohbetlerini hiç kaçırmazdı. Benim Kanada'daki pek çok kullarından bir tanesi yani. Korelileri severim o yüzden. Herhalde bu sevgiden dolayı oluyor. Ben de Korelilerin cehennemde hesap verme hikayesini anlatacağım.
nasıl hesap veriyorlar. Çok benziyor İslam'a da o yüzden anlatacağım. Çünkü İslam alimleri, Müslümanlar, imamlar filan, bu taylasanlar hele, cehennemde nasıl hesap vereceğini anlatmıyorlar camilerde. Yani Beştepe, Megaka yazıyor şeyleri, Cuma hutbelerde. Dolayısıyla tebliğ falan yok yani. Gerçekten uzak, Süfyanist, Göktürk, Paganist, putperestlere hizmet eden, Allah'a ortak koşan pek çok insan türedi. Kaldunk'a gelecek olursak, aslında the impersonal mythological karakter vardır insanların bilinçaltında. Yani aslında kişisel değildir yani. Bireysel değildir. İnsanlar bireysel zanneder. Halbuki insanların bilinçaltında, ruhunda, çok derinlerde bulunan arkaikler, mitolojik kahramanlar kolektiftir. Yani bütün insanlığın ortak paydasıdır. Bunun resmini çıkartmış Carl Jung da, bunu ben doktora tezimde kullandığım için bu fotoğrafı göstersem mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü izah etmekte bayağı zorlanacağım bu konuyu. Bu konu çok derin bir konu. Olduğu kadar da anlatmam gerekiyor. Çünkü ben eğer sahip olduğum ilmi anlatmazsam bunun hesabını veremem ahirette. Belki öldürürler, belki şehit ederler, belki de genç yaşta öldürürüz. Bu nedenle ilim benimle giderse ben öbür tarafta hesap veremem. Şu gördüğünüz insanın bütün zihnin kuruluş yapısıdır. Burada gördüğünüz gibi insanların bireysel ve kolektif bilinçaltı bir daire içinde gösteriyor. Ve burada tabii the psychic insanın zihni şu ortadan çok kalın, koyu bir kolektif bilinçaltı var. Yani ruhunuzda yerleştirilmiş, Allah'ın yerleştirdiği bütün insanlarda bulunan ortak tarih. Hazreti Adem'e kadar gidiyor. Bu ruhani bilgi sizde hafızalarında bulunuyor. Ama siz oraya ulaşamazsanız tarihsel kahramanları, erdemli insanları aktivite edemiyorsunuz. Rüyalarınızda göremiyorsunuz. Hayatınızda hal-i saniyede de bunu gösteremiyorsunuz. Evet, bu nedenle buna ulaşmak için endopsychic ve intropsychic olarak, yani enfüsi ve afaki olarak Arapçasıyla söyleyeyim, bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Veya psychnosis diliyle söyleyeyim, Ayet-el Kübra olarak kaynak kitabına yolculuk yapmanız gerekiyor. Tefekkürle. Bir de kalbinize doğru, Yunus Emre'nin diliyle söyleyeyim, bir ben vardır, benden içeriği bulmanız gerekiyor. Bu iki yolculuk yapıldığı zaman şu daralıyor, daralıyor ve kolektif bilinçaltına ulaşıyorsunuz. Burada kalp merkezli, ruh merkezli bir bilgi var. İbn Arabi'nin ifadesiyle. Ve bu bilgiye ulaştığınız zaman tarihte mitoloji olarak zannettiğiniz legendların, kahramanların, fairy tale sandığınız, masal zannettiğiniz gerçek hikayeler ortaya çıkıyor. Ve o kahramanlar sizin ruhunuzda hayata geçtiği zaman sizi kimse mağlup edemiyor. Intuition demiştim, mystic, participation mystic teorisiyle izah edilir. İnsanlar eğer mistik bir kahraman olmazlarsa kapitalistler, süfyanistler, dışçalistler sizi mağlup eder. Çünkü intuition en yakın halkanın başlangıcı sayılır bu kolektif bilinçaltına ulaşmada. Feeling, hissetmek meleklerle ilgilidir. Melekler hissetmeyen meleklere iman etmez. Ve mistik olarak participation mistik makamına ulaşamaz. Bu hakkal yakın imanda bir sabit makamdır. Thinking, yani düşünmeyen,
reflection yapmayan, tefekkür yapmayan bir insan da zaten insan olamaz. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ya, hala akletmeyecek misiniz? Hala fikretmeyecek misiniz? Hala düşünmeyecek misiniz? Hala şükretmeyecek misiniz? Febi ey ala rabbikuma kattiben. Of, üç defa söylüyor Rahman Suresi'nde. Sensation'ı en son almış Carl Jung. Bu duyulardır. Objektif olarak demiştim, beş duyunuz var. Subjektif olarak ruhunuzda yedi tane duyu var. Bu yedi duyuyla siz rüyanızda anlarsınız bilgiyi. Ve insan sadece objektif bir varlık değildir. Aynı zamanda subjektif duyulara sahip, Allah'ın yarattığı mükemmel bir kuruluşa sahiptir. Bu kuruluşu yapıyı çok güzel izah edebilirim daha geniş bir şekilde. Fakat herhalde bu kadar ön bilgi yeterlidir. Kolektif bilinçaltı kaldırıyor ki bir toplumu manyak yapabilir. Yani eğer bir terörist devlet, biliyorsunuz devlet, haydut devlet kim? MİT terör örgütü oldu ya, insanlara psikolojik savaş yaparsa kendi milletine, kendi devletine, siyasi gayelerde mental bir epidemik, cinnet ortaya çıkar. Ve bu belki bir devrime veya bir savaşa yol açar, diyor Carl Jung, sayfa 50. Bulaşıcıdır, çok bulaşıcıdır bir epidemiktir bu, hastalıktır yani diyor. Kolektif bilinçaltıyla oynandığında, harekete geçtiğinde sen artık insan değilsin. Sen onların kölesi olmuş, yani Süfyan'a zombi olmuş, ölü cenaze gibi, yaşayan ölü gibi bir şeysin. You are not only in the moment, you are it diyor Carl Jung, sayfa 51. Sen artık o hareketin içinde sadece değilsin, aynı zamanda o hareketsin diyor. Yani psikolojik savaş dairesini yürüttüğü, Saldıray Berk'in yürüttüğü Türkiye'deki kumpas, Gladio kumpası aslında insanları bir savaşa sürüklüyor. Yok olma, yıkılma savaşına sürüklüyor. İç savaş ve dış savaşlarla. Çünkü kolektif tarihi yanlış bir şekilde aktivite ettiler. Irkçılıkla, faşistlikle yıkım sürecini tetiklediler. Ateşi yaktılar ve bu ateşi söndüremeyecekler. Çünkü yangın yakıldığı zaman o ateşi başlatana söndüremez. Carl Jung diyor ki eğer diyor ruhunuz bu dönemde, bu cinnet döneminde, bu madness stage'de ruhsuz hale gelirse, Carl Jung görmüş yani. 1930 tarihi, 31 tarihi. Eğer ruhunuzu kaybederseniz bu kolektif atmosferde zombilik sizin belinizin altına yerleşir, işler. Ve ülke tamamen bu deriyle hareket ettiği için zombi derisi oluyor bu. Artık yıkım kaçınılmazdır. Akletmezler, fikretmezler, duyuları yoktur, hisleri yoktur, vicdanları yoktur. Mantıkları, akılları hiç yoktur. Kendi akıllarını bir tane deliye teslim etmişlerdir. Terör örgütü haline gelmiştir devlet diyor. Ve bu nedenle diyor, artık insanların rüyalarında bir kurtuluş umuduyla rüya görmeye başlarlar. Bu rüyalarda ne ortaya çıkar? Kutsal çocuk ortaya çıkar. Yani Esma-ı Hüsna'nın size gösterdiği, yani hangisi egemense rüyalar vardır. Ve insan önce the personal unconscious, yani kişisel bilinçaltına iner. Ve daha sonra it is really something very relative'dir yani. Bu kişilere göre, kendi bilgi, eğitim, tecrübe yapısına göre çok kişisel rüyalar görür. Halbuki at the bottom line, yani en derinde gösterdiğim yerde structure'da bilinçaltına iner ve kolektif bir düğmeye basar. O travmaların, zulümlerin yol açtığı ruhsal devrim budur.
Ben ruhsal devrimden bahsediyorum. 21. yüzyıl ruhsal devrim ve ruh aslıdır diyorum. Herhalde anlamıyorlar. Madem öyle Carl Jung'dan anlatayım. Carl Jung buna şey diyor. It is nihil humanum amarinum putum diyor. Girikçe bilmiyorsunuz büyük ihtimal. Roma dili. Latince. Ben biliyorum. Gazada 10.000 kelime kadar ezberlemiştim. Ben aynı zamanda uluslararası ilişkiler master'ım olan political science, uluslararası ilişkiler okumuş biriyim. Latince dersimizde orada da öğrenmiştim. Dolayısıyla ölü bir dil olsa da eski Grikçe'ye birazcık hakim yani. Anlıyoruz yani. Peki arkaik dünyası nasıl anlaşılır? Can be understood only by comparing them with historical parallel diyor. Yani tarihlerin paralel yapısı ve kişisel kahraman gibi gözüken hürotik kahramanların kurtarıcılığı aslında kolektif bir tarihimiz olduğunu gösterir. On the collective level we are no longer separate individuals. Biz artık bu kolektif seviyede tarihimizde, paralel tarihimizde tek başına ayrı bireyler değilizdir. We are all one. Hepimiz biriz. İşte bu nedenle biraz primitif psikolojiye indim. İlkel psikoloji diyorlar ama aslında her şey çok basit bir şekilde very simple başlar. Our mental space is very simple and enlightened global level'dir. First, we have the personal subconscious mind. Olabiliyor. Personal subconscious mind tabi şeydir, kolektif bilinçaltının bir parçasıdır ve dolayısıyla her şey aslında bu kolektif olarak connected'dir, yani birbirine bağlıdır. Budistler de aynı şeyi söylüyor, Buda da her şey birbirine bağlıdır demiş. Şimdi biraz Hazreti Buda'nın peygamberdir zaten. Şüphe yoktur. 500 sene önce yaşamıştır Hazreti İsa'dan. Daha sonra tarif etseler bile Hazreti Buda bu eğitimi, öğretiyi yerleştirmiştir. Introversion, the deeper layer of unconscious bilinçaltına ulaşmış. Aydınlanmasını bir ıhlamur ağacının altında erbayine yapmış. Brahmanlardan, yani dinsizler cehenneminden, devlet dininden kaçmış, kralın ve mollaların, yani devlet kontrolündeki molların dikte ettiği zulümden, saraydan kaçmış bir prenstir. Her şey tabi daha sonra halkın arasına girince başlamıştır Buda için. Buda halkın kahramanıdır. Neden halkın kahramanıdır? Birazdan anlayacaksınız. Jung Amerika'ya gidiyor ve zenciler, negrolar arasında bir araştırma yapıyor. Onların rüyalarını dinliyor. Bu Carl Jung zaten enteresan bir adam. Meksika'ya gidiyor, Meksikalıların rüyasını dinler. Afrika'ya gider, Somali'de, Cezayir'de, Tunus'ta Müslümanların rüyalarını dinler. Dolaşmış bütün dünyayı ve gördüğü ortak nokta şu: hepsinin rüyaları, yani birbirleri ispatları yok, mümkün değil. Tarihleri, kültürleri farklı. Aynı kolektif bilinçaltı paraleline doğru ulaşıyor. Tek bir ruha doğru. The ruh, the spirit diye boş yere demiyorum. Ulaşıyor. Ve Jung bunları, rüyaları araştırıp da rüya ilmini ve yorumlama ilmini ortaya, bilimsel olarak ortaya koyunca insanlardan bir self-cure, umut ve nasıl tedavi olacaklarına ilişkin bir formül koyuyor. Ben bu işin uzmanıyım zaten. Bireysel ve grup terapi yapıyorum. Yani grup halinde rüyaları ortak yorumlama ve bireysel bazda nasıl connection tool olarak terapi faydalanabiliriz diye bilimsel bir teknik geliştiriyorum ve bunu İbn Arabi ile beraber yapıyorum. Evlendirmiştim zaten Carl Jung'la. İbn Arabi olmadan Carl Jung anlaşılamaz. Evet.
our mind's body is a storehouse of release on memories of the past. Geçmişteki hafıza ve kayıtların, hazinelerin store yapıldığı, depoladığı bir yerdir bizim hafızamız. Hafızamız çok güçlüdür. Dünyanın en gelişmiş bilgisayarını yapsalar fakat bizim hafızamızdan güçlü değildir. Çünkü everything is recorded, kayıtlıdır. Siz farkında değilsiniz ama kendi hayatınızdaki her şey kaydedildiği gibi siz daha doğmadan ruhunuza galibelade Allah'ın yerleştirdiği bir ilim vardır. Buna ruh ilmi diyoruz. Yedi duyusu vardır ve bu bilgiye ulaştığınızda siz bütün arkaik dünyadaki kahramanların gücüne kavuşursunuz. Tek bir birey kralları yener, devletleri yener, zulümleri sona erdirir, zındıkayı mağlup eder, süpremizm ve deçerizm bir kukla kapıda döner. Rezil rüsva olurlar, ben de zaten onu yapıyorum. Evet, ve bütün gerçekler reveal the same discoveries. Her şey discovery yapar, ortaya çıkartır. Buna comparative anatomy diyoruz, mystical base. The basis structure of the mind finds the trace of the archaic mind. Archaic kolektif zihin yapısını ulaştığı zaman, discover yapıp keşfettiği zaman ve ortaya çok basit bir gerçek ortaya çıkar. By experience, tecrübeyle ortaya çıkar. I am not a miracle monger diyor. Yani ben mucize gösteren bir monk, bir sage falan, büyücü falan değilim. Ben bilim adamıyım. Ve size gerçeği anlatmaya çalışıyorum. The Sun Wheel Arkait Ayda arasında çok ilişki vardır motif olarak. Aslında benim şeklim çok iyi değil de yani bir daire sürekli içinde bir altı çiziyorsunuz, bir de çarpı. Bir altı, bir çarpı 8 tane parçaya bölünüyor. Güneş dairesi. Bu 8 tane parçada aslında the modern individual olan divided circle'da insanların gördüğü 8 tane bölüm, 8 tane ayku vardır. Yani insanların beyninde 8 parça lob olarak, biyolojik olarak ayku, zeka bölümü bulunur. Bunların hepsini herkes aktivite edemez. Bu nedenle insanları ben ayırtmam ama görüşürken bakarım 8'de kaçını kullanıyor. 8'de 7, 8'de 6, 8'de 1, 8'de 8 çok az rastladım. Daha iyidir çünkü. 8'de 8 olanlar çok azdır. 8'de 7'ye rastladım. 8'de 8'e de rastladım. Çok az sayıda da olsa. Ve ona göre konuşuyorum. Hangi seviyedeyse, yani 8'de 8 ise, bir dahiyse, ben dahiye göre konuşurum. Eğer 8'de 7 ise ona göre konuşurum. 8'de 8 ve 7'lerle ben Kanadalı seçilmiş öğrencilerle Türkiye'yi gezdirmiştim 2011 senesinde. Onlara göre konuştum. Yani toplumun genel yapısı, yani 8'de 3 bile olmadığı için ortalama bir seviye tutturmaya çalışıyorum. 8'de 3'e göre konuşuyorum. Yani 5 zeka ile konuşmuyorum aslında. Buna to be crazy is very relative diyor, conception diyor. İnsanlar buna delilik falan diyebilir de kaldı dal geçmiş. Demiş ki yani delilik çok göreceli bir mefhumdur, konsepttir, social konsepttir. In lunatic ilticada yani cannot stand abnormal, böyle bir şey yoktur. Allah'a iltica ettiğinizde, firar ettiğinizde aslında bir canavarlık, bir delilik falan yoktur. Bu being moron, being idiot, being imbecile, tabi ayrı derece aptallık seviyeleri var da, aptallık seviyeleri moron, idiot yani ve imbecile olarak üçe ayrılır. Türkiye'de bunları seyrediyorsunuz zaten. Aptallık konusunda yani değişik seviyeler var. Zorluyorlar dibe doğru, esferi safili.
Tabii şizofreni de different oluyor. Yani seviyeleri o var şizofrenide. Carl Jung bunu anlatıyor. Bakıyorsunuz tabii the personal unconscious, yani bireysel bilinçaltı diyor, insanların personal elementlerinden oluşur. Ve bu bunun diyor human personality as a whole olarak baktığınızda, bütün insanlığı bir kolektif ruh olarak gördüğünüzde aslında o parçadan dökülen bireyler olduğunu görüyorsunuz. Carl Jung'un özellikle kurguladığı, zencilerde yapmış olduğu, Amerika'da yaptığı araştırma gerçekten bütün insanlığı ilgilendiriyor. Sadece kişisel olarak zencileri ilgilendirmiyor. Aynı şey Meksikalılarda yaptığı araştırmada öyle. Pueblo Indianlar, Kızılderililerde yaptığı araştırmada aynı şekilde. Kolektif bir nature var, tabiatı var. Sayfa 41. These collective patterns, you know, called archetypes using in expression of Saint Augustine. Yani Hristiyanların meşhur bir evliyası var Augustine diye. Onun da tespitlerine dayanıyor. Carl Jung da zaten Goethe ile uzaktan akrabadır. Faust'un yazarı var ya. Genetik bir link var herhalde. Legacy var. Bülent Keneş de Ahmet Altan'la ilgili bir yazı yazmıştı. Gelen mesajlar, bir akrabası meğerse amcaoğullarıymış. Almanya'da yaşıyormuş, 90 yaşını aşmış bir akrabası. Meşhur Osmanlı döneminin en büyük aydınlarından biri Bülent Keneş'in akrabasıymış ve Ahmet Altan, Mehmet Altan ailesiyle de amcaoğullar oluyorlarmış. Yani genetik olarak bir savunma da yapıyor Bülent Keneş abimiz. Demek ki insanlar nasıl birbiriyle bağlantılı, genetik olarak birbirine bağlıysa onurlu, erdemli ruhlar bu şekilde genetik bir kodlara da sahip. Bununla ilgili yapılan araştırmalar var. O konuya girmeyeceğim. Ben bugün size çok ilginç bir şey anlatacağım. Fakat lütfen bunu yanlış anlamayın, algılamayın. Cehenneme yolculuk. Cehennemde 7 kat var biliyorsunuz. Ayetlerde sabit, hadislerde bu sabit. İçini detaylı açmıyor şeyler, mollalar. Cehennemde nasıl yolculuk yapacaksınız? Herkes cehenneme düşer diye bir genel geçer kanaat vardır. Günahkârdır bütün insanlar. Günah işlemeyen insan yoktur. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. وَمَنْ يَعْوَنْ مِسْكَرَ زَرَّةٍ شَرَنْ يَرَى وَمَنْ مِسْكَرَ زَرَّةٍ شَرَنْ يَرَى. Yani hayır mutlaka hesaba çekilecek. Boynuzlu keçi, boynuzsuz keçiden hakkını alacak. Allah-u Teala'nın adaleti Kur'an-ı Kerim'de, mutlak adaleti ayetlerle sabit. O halde nasıl hesap vereceksiniz? Bu kadar zulümle, yani hiç korkmuyor musunuz diye insan düşünüyor. Korkmuyorlar galiba. Ya cehenneme inanmıyorlar, ya Allah'a inanmıyorlar, hesap gününe inanmıyorlar. Ki Hoca Efendi öyle demişti bundan 6-7 sene önceki bir bantelimde. Allah'a inanmıyorlar dedi. Ahirete inanmıyorlar. Hesap gününe, meleklere, kitaplara, cennet ve cehenneme iman etmemişler. Bu sadece cemaat dışındakiler için söylemiyor. Cemaat içindekiler için de söylüyor Hoca Efendi. Sufiler tek taraflı konuşmazlar. Çift taraflı, double double konuşurlar. Çok taraflı konuşurlar. Konuşmaları, sözleri, şiirleri her tarafa gider. Çeşitli manaları vardır. Herkes kendisine göre algılar. Kur'an-ı Kerim'de yorum böyledir. Yani bir ayetin, bir kelimenin belki 6, belki 10 manası vardır. Batın ve batın yorumları vardır. Sufiler şiirlerini öyle yazarlar. Sadece bir cemaate hitaben yazmazlar. Bütün insanlığa hitaben yazarlar. Çünkü psycho-physical paralellik vardır aydınlanma dünyasında. Bu aydınlanma dünyasındaki paralellik kolektif ruha ve bilinçaltına sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Tabii aşık İbrahimiler var bu hizmette ve hizmetin dışındaki insanlık aleminde. Ben de İbrahimileri, Hazreti İbrahim ile ilgili kıssadan ve İbrahim suresinden takip ediyorum. İbrahim suresinin tefsirini Hamdullah Üstürk abimiz Kanada'ya
geldiğinde bundan 7 sene önce yapmıştı Nil Akademi'de. Ben de hafızama kayıt yapmıştım. Çünkü doktora tezi bu konuda Hamdullah abimizin. Eskiden de tanışıyoruz zaten kendisiyle. Ben onun bu yönünü bilmiyordum. Çünkü gazetede çalışırken tabii ilahiyatçı olduğunu biliyorduk ama bu kadar derin bir ilme sahip olduğunu bilmiyorduk. İbrahim suresi hizmetle alakalıdır. Aynı Kehf suresi gibi, Yusuf suresi gibi, Meryem suresi gibi. İbrahim ve İbrahimler. Bizim tabii pek çok İbrahim'imiz var. Bir kısmı hapiste şu anda, bir kısmı sürgünde. Hoca Efendi son bantalinde haça gidip de dönüşünde tabii bahsetmedi genel olarak da ben biliyorum hikayeyi. Daha doğrusu Hoca Efendi'nin kendi dilinden kulaklarıma duydum için 1990 senesinde. Bunu anlatmıştı hava kuvvetlerinden atılmış arkadaşlara. Ben rekord yapıyorum her şeyi. Ona göre söyleyeyim yani benle konuşurken dikkatli olun. Sonra inkar etmeyin konuştuğunuzu. Çünkü everything is recorded. Ruha kayıtlıdır. Düğmeye bastığımda olduğu gibi ortaya çıkar. Ne zaman yaptığınız da önemli değil. 25 sene önce söylemiştim ben bunu ya. 30 sene önce söylemiştim. Yıl mefhumu bende yok. Ben zamana hapis değilim. Recorded everything. So be careful. Okay? Şimdi İbrahimiler konusunda Hoca Efendi'nin anlattığı hikayeyi de ben biraz açayım. Hoca Efendi Halep'ten darbe olmuş. Türkiye'ye girmek zorunda. Türkiye'de hizmet edecek. Diyanet görevlisi olarak Haç'a gitmiş, rehberlik etmiş. Ancak dönüşü biraz şey olmuş yani, zor olmuş. Darbe yapılmış yani. Yanlış hatırlamıyorsam 80 darbesi veya 71 darbesi tam hatırlamıyorum hangisi olduğunu da Hoca Efendi bir darbe vardı Türkiye'de diye anlatmıştı ve Türkiye'ye giremiyor. Ama girmek zorunda. Suriye üzerinden kaçak, pasaportsuz, vizasız, mayınlı, tel örgülü, dikenli araziden sürünerek Türkiye'ye girecekler. Ölüm riski %99. Hem mayın var, hem dikenli, hem tel örgülü, hem kaçak. Şimdi hicret eden ızdırari bir şekilde cebri hicret eden arkadaşlar Meriç'te, Ege'de bu tip zorluklarla karşılaşıyorlar. Sınırları geçmek zorundalar. Pasaportsuz, vizesiz. Aynı Hoca Efendi gibi. Hoca Efendi yalnız tersine hicret etmiş. Yani Mekke'de, Medine'de kalıp da orada bir hizmet etmek yerine Türkiye'yi, vatanını çok sevdiği için hizmet etmek için Türkiye'ye dönmeye çalışıyor. Darbe var. Çok zor şartlar var. Biliyor. Kaçak yaşayacak. Döndüğünde Türkiye'de onu gülle, çiçekle karşılamayacaklar ki sınırda karşılamıyorlar zaten. Halep'ten dikenler arasında 1000 tane diken ayağını vücudunun her tarafına batarak geçiyor ki mayınlı bir arazi her an bir mayına basıp infarkta olabilir yani. Allah canını da alabilir. Ecel gelmemiş tabii. Ecelin gelmemesinin bir sebebi var. Hoca Efendi, Hazreti Hızır makamında bir insan artık anlayın yani. Yanında bir de İlyas'ı var tabii. Onu bilmiyorsunuz kim olduğunu. Ben biliyorum. Evet. O aşık bir İbrahim. Yanında hava kuvvetlerinden bir astsubay arkadaşımız var. Hoca Efendi'nin siz 1975-1980 arasında ne yaptığını biliyor musunuz? Hoca Efendi onu anlatmaz. Ben de anlatmıyorum. Buna mezun değilim. Anlatması gereken abiler de anlatmıyor. Sır olarak kaldı. Bir gün kitap yazarlar diye çok bekledim, yazmadılar. Ben bu hikayelerle büyüdüm biliyor musunuz? 1983 ile 1987 arası 4 sene. Bu hikayeleri dinleyerek büyüdüm. Yani 1975 ile 1980 arasında neler yaşandığını harfiyen neredeyse biliyorum. Yani hangi şahitlerin yetiştiğini, hangi kahramanların yetiştiğini biliyorum. %90 ile bir mesaimiz olmuş, karşılaşmışız. Onlar beni yetiştirmiş. Seni kim yetiştirdi diye soruyorlar da. Biz ağaçtan, kavuktan falan çıkmadık yani. Beni yetiştiren abiler hava kuvvetlerinin astsubaylarıdır. Ve hepsi evliyadır. Hiçbiriniz eline su dökemezsiniz. Daha benzerlerini ben hizmette görmedim. Eğer görseydim söylerdim zaten. Çok az tek tük çıktı ama
hava kuvvetlerindeki şakitlerin seviyesine, o abilerin seviyesine Hoca Efendi ne yaptıysa 5 senelik Gazi Emir sohbetlerinde yani 100 kişiden aşağı insan katılmıyormuş sohbetlere. Böyle seri üretim evliya çıkartmış yani veli kullar çıkartmış. Tabi bu arkadaşlar fırtına gibi 1980'lerde Türkiye'ye daldılar NATO üstlerinde özellikle hava kuvvetlerinin bulunduğu yerlerde. Ve Türkiye'deki hizmeti ilk başlatan aslında Anadolu'da mollalar, ilahiyatçılar değildir. Onlar kendileri idarecidir, management yapıyorlar da işte İmam Hatip ve ilahiyat kökenliler. Aslında hizmeti yerleştiren Risale sohbetleriyle, çünkü hepsi Risale uzmanıdır, Risale nurları 8 defa 10 defa okumuş, hatmetmiş, yaşamış insanlardır ki şöyle evliyalardır, teheccüdsüz günleri geçmez, Kur'an'dan başka bir şey okumazlardı o devirde. İlahi çok tek tük, hayatları Kur'an'dır, hayatları hadistir, hayatları kardeşlik ve samimiyettir, yüzlerinden nur dökülür. Biz onların ellerini, ayaklarını öpmek için fırsat kollardık. Keşke bir elini, ayaklarını öpsek diye. Ama biz abdest alırdık, onlar bizim ayaklarımızı öperdi. Abi koskoca abi benim ayağımı nasıl öper diye kaçırmak için ben şey yapıyordum. Tuvalete giriyordum, istifrayı tuvaletin içinde yapıyordum. Çorapları da götürüyordum ki abdest alıyordum. Eğer çıplak ayakta çıkarsam abi dışarıda bekliyor, öpecek yani benim ayaklarımı, saldıracak hava kuvvetlerindeki aslında arkadaşlar. Böyle İbrahimler, insanlar, biz bunların içinde büyüdük. Hoca Efendi yanında aşık bir İbrahim var. Ki Hoca Efendi onun nasıl bir olduğunu çok iyi bilir. Üstad Hazretleri ile yakazeten her gün neredeyse görüşen, dershanede bulaşıklar dağ gibi olmuş, herkes yatmış, geceleri bulaşıkları da yıkayan, bir de sabahleyin mürtette işe gidecek, şu Ankara'daki mürtet var ya, günde 2 saat uykuyla teheccüdünle kılan, bulaşığını da yıkayan, Risale dersi yaptığı zaman sizi ayrı bir boyuta götüren, yani dünyadan kopartan, başka bir boyuta götüren bir kardeşimiz Hoca Efendi'nin yanındaydı o mayınlı tarlada. Başka bir İbrahim'i ise, o da Turanlı'dır, 1985'te Karamürsel'de kamptayız, askeri kampta. Çok zorlu bir kamptı. Harbiyeliler gelmişti, anlatmıştım daha önce, komando eğitimi yaptırdılar bize. Ayvayı yedik. Ben o zaman zagor takılıyorum baltalıyla. Yırtamadık yani. Ne kadar uğraştıysak, ne kadar taktik uyguladıysak bize komando eğitimi yaptırdılar. Çok zorlu bir eğitim. Ve o zor günlerde dediler ki ziyaretçim var. Allah Allah dedim ya. Beni annem sormaz, babam sormaz, kardeşlerim, akrabalarım hiç sormadılar. Mektup dahi yetmediler, telefon dahi yetmediler. 5 kuruş para da göndermediler. Attılar bizi asker okula. Ondan sonra Mevlam, yani saldım çayla Mevlam gayrı vaziyeti var. Allah Allah dedim, kim o lan? İsmini sordum, kimdir? Dediler İbrahim'miş adı. Ha. Beni İbrahim ziyaret ediyorsa mutlaka onun soyadı ya Aşık'tır ya Turan'dır. Soyadını sormadım. İkisinden biri gelmiştir. Karayen de olabilir ama 3 tane İbrahim var bizim o zaman 1985 beni tanıyan ve Karamürsel'e kadar ta Ankara'dan, Diyarbakır'dan, Malatya'dan gelip de Risale dersi yapacak. Biliyorum elinde küçük Risalesi cebinde gelmiş Risale dersi yapacak. Karamürsel'de Faruk ne yapıyor acaba? Faruk ne yapacak? Şakitleri namaz kıldırıyor cemaatle. Çamlık arazide bir gizli mescit bulmuş. O ağır eğitimlerin içinde namazları kimse aksatmasın, bir tane namazı sektirilmesin diye şakitleri takip ediyor. Ve Ahmet ile beraber, o da elektronik subaydan ve Eyüp ile beraber jandarma subaydan şakitleri
sağlam dik durmalar için her zaman olduğu gibi koordine etmekle meşgul. Bir tap düşmüş. Çok yıpranmış durumda. İbrahim deyince arkadaşlar dedim. Nihayet bir kurtarıcımız geldi. Biraz nefes alacağız. Risale dersi dinlemeye kim var dedim. Elini herkes kaldırdı. Bizim devlet zaten %50 itibariyle şakittir. 85 senesinde. Fırtına olduğumuz dönemler. Elektronikçilere söylemedim. Dedim elektronikçilere, mızıkacılara, jandarmaya şuna buna söylemeyin. Sohbet dikkat çeker yani. İbrahim Bey şimdi bir sohbet yapacak size. Ve sizi başka bir boyuta götürecek. Tabii Çinçin dahi geldi. Çinçin gizli şakit. Fuat Avni yani. Ben de geleyim mi dedi. Ama herkes beni görecek. Görsünler dedim artık seni. Yani yeter yani gizlendiğin tedbir yaptım. Senin şakit olduğunu bilsinler ama sen gizli kalmaya devam et. Yine arkadaşlara söyleriz. Senin ismin kutsaldır. Kimseye söylemeyiz. Neyse. Çinçin de geldi. Hatırladan unutuyorum da. Tahmin ettiğim gibi 3 İbrahim'den biri gelmişti. İbrahim Turan. İbrahim Turan abi madem dünya fanidir diye sohbete başladı. Allah dost ise gerisi boştur diye ikinci bir sohbeti de yaptı. Yani bir saatte yaptığı sohbetler öyle bir sohbet ki bak kaç sene geçmiş aradan 85, kaç senesindeyiz? 33 sene mi geçmiş? Hala aklımda. Ruhumuza kızmış sanki sohbeti. Başka bir boyutta sohbet yapınca böyle oluyor Risale dersi. Dedim Risale dersi zaten böyle yapılır. Öyle bir ruhla yapılır. Öyle bir yüce ruhla yaparsa bir sohbeti. Talebeler de oraya gidiyorlar, geliyorlar yani. Ruhlarını alıp götürüyor İbrahim abi. İbrahim Turan abi teheccüdsüz günü olan her gün var da bir de onun ekstraları çoktur. Güneydoğu'da Doğu Anadolu bölgesinde Risale hizmetini başlatan aslında bir odur bir de Boğaz'dır. Oh, paylaşmışlar aralarında iki dev insan. İkisi de havacıdır. Dedim ya nasıl sakışmıyor musunuz? Yok dedi ya biz sakışır mıyız? Biz kardeşiz. Bu da hapiste. Malatya'nın mert insanları hala bu insanları hapiste tutuyor ya. Benim yüreğim kaldırmıyor. Ve diyorum ki bir hikmeti vardır. Bu insanları zulüm cenderesinden geçiren bu süfyanistler, bu göklük paganistleri, soykırımcıları herhalde Allah'ın takdir ve izniyle bunları yapıyorlar. Kendileri yaptıklarını zannediyorlar. Allah bir ruh terbiyesinden geçiriyor. Zaten evliyaydı arkadaşlar. Herhalde makam ve dereceleri daha da yükselecek. Daha önemli işler var, büyük işler var. Herhalde dünyanın, insanlığın barışı ve huzuru için büyük şeyler, düşmanlar bekliyor bizi. Bu Süfyan küçük bir düşman yani. Aslında çok abartmayın gözünüzde. Küçük adamlar yani. Büyük bir adam değil. Siz şimdi daha büyük düşmanlarla Yecüc ve Mecüc'le mücadele edeceğiniz için Süfyan çok küçük kalacak. Dolayısıyla ben dersi biraz da Korelilere göre yapayım. Yani Koreli bir itfaiyeci, erdemli, onurlu, şerefli bir insan ölürse ne olur? Öldükten sonra nasıl hesap veriyor? Budistlerin kitabına göre konuşuyorum. Ya Kur'an-ı Kerim'e göre konuşuyorum. Müslümanlar anlamıyor. Hadis anlatıyorum. Lagaloga yapıyor. İnanmıyorsa belki Budistlerin kitabından cehennemde 7 kat nasıl hesap verecek okursam, anlatırsam iman etme ihtimali var mı? Bilmiyorum. Bir ruh ancak yargılandığında yeniden doğabilir diyor Hazreti Buda. Buda'nın kitabında ahirette cehennemin 7 katında sizi nasıl bir hesap bekliyor? Anlatayım mı? Pekala. Lütfen
yanlış algılamayın. Cehennemde öbür tarafta sizi ne bekliyor? Herhalde bunu herkese söylüyorum, kendime dahil. Ey nefsim, başta kendin. Çünkü bu okuduğum aslında benimle çok ilgili. Çünkü hikayenin sonunda size bir bireysel hikaye anlatacağım. Anlayacaksınız aslında kendime konuştuğumu. Ben size konuşmuyorum. Kendi nefsime konuşuyorum. Ona göre algılayın. Yok egosu, kibiri yüksek bir adam ya. Ben deyip duruyorum. Saçmalamayın. Size birey özgürlüğü ve bireyselliğin hikayeleri anlatıyorum ki travmadan nasıl kurtulacağınıza dair bir formül sunuyorum. Yani hikayeleştirirseniz, öyküleştirirseniz, yeniden anlam kazandırırsanız ki buna narratif terapi denir. İlla söyleyeyim mi? Avustralyalı hangi psikiyatristler bulmuş? Yani Batılıların isimlerini söyleyince daha mı güzel olacak yani? Narratif terapi Mevlana'dan buldu desem, Yunus Emre terapisi desem faydası olacak mı? Yoksa ben Batılıların hepsinin isimlerini biliyorum. İlmini okumuşum ben. 10 senedir bunları okuyorum. Gerek yok. Yani bizde Batı hayranlığı vardır ya. İlla Batılı bir adamın ismini söyleyeceğim yani. Evet, son defa onurlu bir insan ne zaman ölmüştü? Zebani dedi ki galiba 19 sene önce, 19 yıldır ölenler onurlu değil, şerefli değil diye Kore'de geçiyor hadise. Ve gerçek bir hadiseydi aslında. Ha diyorlar, öbür tarafa gidip de gelen var mı? Bu soruyu çok soruyorlar. Geçen dişçim benim İranlı, inancını tamamen kaybetmiş mollaracım altında. Hiçbir aile inancı yok. İki tane üniversite bitirmiş. Kanada'da dişçilik okumuş. Çocuklarına da soruyorlarmış yani. Öbür tarafa gidip de gelen var mı? Boş verin demiş. Bunları boş şeyler falan. Ben de ona var dedim. Ona Araf yolculuğumu anlattım. Benim bir Araf yolculuğum var da 2009 senesinde şiirinde yazmıştım. Tabii gözleri fal taşı gibi açıldı. Ya dedi, başka biri söyleseydi dedi, deli der geçerdim ama senin dedi, iki tane kolej diploman, iki tane lisans diploman, iki tane master'ın ve doktoralar olarak da ben çifte doktora yapıyorum. Aynı zamanda felsefe ve teolojidir benim diplomam. İki üniversiteden diploma verecekler. Yani iki tane doktora bitirmiş gibi olacağız, öyle gözükeceğiz. Senin kadar eğitimli bir insan hayatımda görmemiştim dedi. Bu gerçek mi dedi. Dedim ben sadece gerçeği söylerim. Ben yalan söylemem. Yalan söyleyenlerin nereye gittiğini göreceksiniz birazdan. Krebs'ime at yapıyorsun dedi yani, beni şey yapıyorsun dedi ya. Zaten biraz ben şok terapisi yapıyorum da, herkese yapıyorum. Böyle sanmayın size özel bir şeyim var yani, kastım var. Herkese yapıyorum. Bu Koreli kardeşin hikayesi beni çok etkiledi. Bu aslında bir film. Koreliler filmini yapmışlar. Filmin adı Along with the Gods, Two Worlds diye bir ruh ancak bu şekilde anlatılabilir ya. Tanrılarla birlikte iki dünya filmi, eğer Türkçesini merak ediyorsanız. Evet, son onurlu ölüm 19 sene önceydi. Ve yaşayanlar dünyasından artık ayrılmıştı o sevgili Koreli'nin ruhu. Annesini çok severdi. Annesi dahi olsa artık ona kimse yardım edemezdi. Bir hoşça kal bile diyememişti annesine. Annesinden 15 yıldır ayrıydı. Fakat filmin başında bunu anlamıyorsunuz. Annesini çok sevdiğini anlıyorsunuz. Fakat annesinden 15 yıldır niye ayrıydı? Şimdi anlayacaksınız. Kutsal dindarlığın krallığı varmış. Dinsizler cehennemi. Bu dinsizler cehennemini tatmıştı.
Zebaniler geldi. Biraz da Kur'an'ı terminoloji vereyim. Neşitat melekleri geldi. Naziat değil. Naziat melekleri gelse direkt cehenneme götüreceklerdi. Naşitat melekleri onu güler yüzle karşıladı. Üç melek. Üç zebani. Neden zebani diyorum? Zebaniler cehennemde bulunmaz mı? Bütün insanlar günahkar olduğu için zaten önce cehennemden geçmeleri gerekiyordu. Üç zebani güler yüzle gelmişti. Çünkü ölen insan erdemli bir ruhtu. Fedakar, başkaları için yaşayan, kendisi için yaşamayan, başkalarını yaşatma arzusuyla yaşayan adanmış bir Koreli itfaiyeciydi. Onurlu bir şekilde ölmüştü. Bir çocuğu kurtarırken yüksek katlardan kendini aşağı atmış, çocuk kurtulmuş ama kendisi ölmüştü. Başkaları için yaşamıştı, başkaları için ölmüştü. Kutsal, erdemli, şerefli, onurlu bir ölümdü. Melekler, zebaniler, naşitat melekleri onu güler yüzle karşılamıştı. Öldüğüne inanamıyordu. Arkadaşlarına gitti, onu duymuyorlardı. Başında ağlayan itfaiyeci arkadaşlarını görünce öldüğünü anladı. Melek gelmişti, yangın yeriydi. Meleği de kurtarılacak insan zannetti. Ona sarıldı, onu da kurtarmak istedi ama melek güldü. Sen öldün. Onlar beni göremezler. Yalnız dedi, sana bir şans verilecek. 49 günlük bir yargıdan sonra eğer bu 7 tane hakimin önünden geçeceksin, 7 cehennemde, senin günahların yoktur. Sen onurlu, erdemli bir insansın ama her ince hesap burada kitaba yazılmıştır, kitabında var. Hesap vereceksin. Zamanı gülerek dedi ki, ben senin avukatınım. Allah beni avukat olarak tayin etti. Yanındaki melek de yardımcı avukat. Bir arkadaş daha olacaktı. Üçüncü melek de son bilgileri topluyor olay yerinden, ölüm yerinden. O arkadaş dedi biraz daha özgürdür, iki dünya arasında gelip gidebilir. Biz ise buraya sadece seni götürmek için geldik, senin ruhunu götürmek için geldik. Diğer melek frenli. Arkadaş dedi biraz yemeği içmeyi sever de, restoranda yemeğe gitmiş herhalde. Koreli yemekleri güzeldir. Bir de espri yapıyorlar. Sen erdemli biçimde öldün. Sen ejderhayı, dragon'ı onurlandırdın. Bu senin biletin diye eline bir kırmızı bilet veriyorlar. Ve ahiretin kapısına götürüyorlar. Melekler çok güler yüzlü. Biri bayan, biri erkek gibi geliyor. Hangi milletten ırktansanız o şekilde melekler gözüküyor tabii. Herhalde zenci bir adam göndermeyecekler yani zebani olarak. Koreli kardeşe, Koreli göndermişler. Ancak 7 tane mahkemeye çıkacaksın. Yani hazırlan. 7 tane mahkeme var. Bu mahkemeler ihanet mahkemesi, şiddet mahkemesi, hile mahkemesi, yalan mahkemesi. Hazır mısın? Koreli zaten şaşkındı. Öldüğüne inanamıyordu. Ama ben ölemem dedi. Annem, anneme hoşça kal diyemedim. Annem benim ağır bir hastalıktan kurtuldu. Benim kardeşime ben para gönderiyordum diyemedi okuması için. Ben nice insanlara yardım ederim gizli gizli diyemedi. Geçmişteki hareketleri hep yaşatmak için de. Ölürken bile, öldükten sonra bile yardım ettiği insanları düşünüyor. Böyle bir erdemliydi. Evet, cinayet cehenneminde yargılanacaktı. Kimse senin ellerini tutamaz dedi orada. Dünyada yaptığın iyilikler varsa onlar gelir yardımına.
Bizde cinayet cehennemde yargım var. Evet dedi ama ben cinayet işlemedim ki. Ben hep insanları kurtardım. Sen dedi bilmediğin şeyler var. Biz sana avukat olarak tayin edildik. Senin tarafındanız. Seni kurtarmaya bu 7 mahkemeden geçirmeye geldik. Eğer 7 mahkemeden geçersen sen cennette yeniden doğacaksın. Ebedi olarak yaşayacaksın. İstersen dünyaya da gidebilirsin, gezebilirsin. Bir şehit olarak yaşayacaksın. Başka bir alemde istersen dünyaya da gelirsin ama dünyada yaşayan insanların hayatına müdahale etmek yok. Tekrar dönebilir miyim dedi. Annemi tekrar görebilir miyim? Avukat sevaneler gülerek evet dediler. Ama 7 mahkemeden hesap verip de geçersen şartı var. Yoksa dönemez. Evet. Önce onu ölüm zebanisi karşıladı. Ölüm zebanisi Müslümanların terminolojisinde Hazreti Malik'tir. Bütün cehennemde giden insanlar mutlaka Malik'le karşılaşır. İlk önce aslında sizi Malik karşılar. Cennette karşılamıyor. Araf ve cehennemin ortasında bir kapı var. Orada Malik welcome diyor. Pasaport, vize. Herkesin cebinde bir pasaport var. Nereye gideceğini gösteriyor. Yani kitabı sitcinde yazılmışsa günahları. Zaten promo direkt cehennem. Kayıtlı yani. Kabir azabla çekmiş gelmiş belli zaten. Hesap kitap zor verir. Eğer kitabı merkumda ise yani cennetlik ruhlar içindeyse yine hesap verecek. Çünkü cennete de gitmek ucuz değil. Araf'ta kalma ihtimali de var cennete gitmeden. Cehenneme de belki kalıcı olmayacak ama hala hesap vermek zorunda. Ölüm zebanisi işte onu karşıladı. Lanetlenmiş insanlarla sen dolaştın mı? İş ortakların var mıydı lanetlenmiş ve bağlı diye sordu. Koreli itfaiyeci şaşırdı. İsmi kim? Kim şaşırdı? Sen kimsin dedi. Ben ölüm zebanisiyim. Sen ortağının, itfaiyeci ortağının ölümüne yol açtın mı? Sen bir katilsin. Şok geçiriyordu. Böyle bir suçlamayla karşılaşacağını hiç tahmin etmemişti. Halbuki o iş ortağını kurtarmak için elinden geleni yapmıştı. Ama katilsin suçlamasıyla mahkemeye çıktı. Kasıtlı ihmalde bulunduğun ve birini öldürdüğün konusunda iddianame hazırlandı. Mahkemede zebani savcılar da var, zebani hakim de var. Dolayısıyla mahkemeler bitmiyor yani bu dünyada. Öbür tarafta mahkemeler var. Tabi iddianame okundu. İddianamesi hazırdı. Zebani savcılar onun cehennemde yanması için 5 yıl istemişlerdi. Ona biraz güzeşte gitmişlerdi. Onurlu, şerefli, erdemli bir şekilde öldüğü için. Yoksa dedi daha uzun isterdik ama 5 yıl istiyoruz. Kasıtlı ihmali var dedi. İş ortağının ölümünde. Erdemli paragon, paragon İngilizcesi. 5 yıl mı dedi? Cehennemde 5 yıl mı yanacağım? Savcılar güldüler. Elbette. Bizim iddiamız bu. Mahkeme olacaksın. Kafanı kaldır. Belki de suçlu değilsindir. Dedi hakim bey. Hakim bey adil yani orada. Mutlak hakim olan Allah adil zamanileri hakim yapmış. Böyle
HESAKA'nın, Süfyan Erdoğan'ın hakimleri gibi değil yani, böyle saraydan emir falan almıyorlar. Yargı adil yani bu tarafta. Tabii buna Budistler karma diyor. Karma zebanisi diyor. Bu mirror of karma. Yani karma aynası diye bir ayna var. Bu delilleri ortaya koymak için hayatınızda Kiramet Katibi'nin yazdığı, kayıt tuttuğu, rekord yaptığı şeyler var ya, o karma aynasında aynaya bakarım diyor sizin avukat, zebani avukat. Zebani avukat çok iyi bir kadın ya. Ben sevdim kızı. Ufak tefek, kısa boylu ama çok şirindi. Çok güler yüzdü. Yani imdadınıza yetişiyor. Karma aynası. Kiraman katibi neler kaydetmiş bakalım. Aynaya baktılar ve geçmişte yaşadıkları görüntüleriyle mahkemeye yansıtıldı. Projektörler var, böyle mahkemeye yansıtıyorlar. Yok delil yetersizliğinden serbest bırakıldı diye bir olay yok. Yani delilleri toplamışlar ve delilleri mahkemeye getiriyorlar. Öyle inkar edeceğiniz bir durum söz konusu değil zaten. Hepsi recorded, hem de video görüntülü yani böyle. Çok net HD kalite çekilmiş. Yani Koreli dedi ki, hakim sordu, sen kaç tane insanın hayatını kurtarmıştın son yangında? Kim o kadar saf, temiz bir insan ki? Saymadım dedi. 6 mıydı, 7 miydi? Hayatını riske atarak, ölümü göze alarak sen 6-7 kişiyi kurtardın öyle mi? Bakalım dedi. Ayna ne diyor? Aynaya baktılar, saydılar 8. 8 kişiyi kurtarmış. O kadar canhıraç çalışmış ki o yangında, öldüğü yangında saymayı da unutmuş. 8 hayatı kurtarmış. Ve evet ama ortağı ölmüş. İtfaiyeci arkadaşı içeride kalmış ve yangının altında kalıp ölmüş. Acaba hafifletici sebep mi mahkemede? Baktılar, arkadaşı git diyor. Sen hayatını kurtar diye göçün altında kalmış, onun kurtaramayacağını başka hayatları kurtar diyor. Arkadaşı da fedakarlıktan özveride bulunuyor. Git diyor, sen başka hayatları kurtar, benim hayatımı boş ver, ben iyiyim diyor. Ölecek orada belli. Onun orada öleceğini aslında anlıyor. Fakat başka hayatlar daha önemli. Öncelik olarak başka hayatlara verdiği için yangın yerinde göçük altında kalmış arkadaşını gözü arkada olarak terk ediyor. Yani bir kasıt yok, bir ihmal söz konusu değil. Aynaya yansıyor. Aynada yani gerçek görüntüler yansıdığı zaman niyeti de temiz olduğu için, samimi bir niyet olduğu için birçok hayatı da kurtarıp hayat verdiği için dolaylı cinayet görülmüyor ve mahkeme başkanı zebani affediyor. Diyor ki bu 5 yıllık cehennem cezasından düşürülsün ve yaz kızım diyen mahkemede şeyler var. Orada yaz diye ayağa kalkıyor. Öyle sekreter falan görmedim. Sekretere ihtiyaç yok zaten. Ve birinci mahkemeye geçiyorlar. Ölüm zebanisinden yırttılar. Cinayet bulunamadı yani. Sonra bir nehre düştüler. Bu nehirde neler var? Bu nehirde hayat mı var, ölüm mü var? Meriç midir, Ege midir, Karadeniz midir, Kızıldeniz midir? Bu nehirde Indolus var. Acaba hayatınızı hayat dolu yaşadınız mı sorusu var. Bu nasıl bir cehennem? Evet, aslında bir cehenneme yolculuk var. Çünkü ruhsuz kalmışlar orada piranalara dönüşmüş ve o nehirde yüzüyor. Siz bu mahkemede yargıya götürürken gözlerinin içine bakmayın onların. Çünkü ruhları kapkaranlık piranalar olmuş. Kemirmek istiyor. Hala ölmüş, gebermiş, orada cehenneme düşmüş.
Sizi orada da rahat bırakmıyorlar yani. Avukat zavallısı diyor ki, gözlerinin içine bakma bu piranaların diyor. Bunlar diyor, bu tarafa geldiler, cehenneme atıldılar. Cehennemde bu nehrin içinde hala yüzüyorlar. Fakat hala zarar vermeye çalışıyorlar buraya gelenlere. Sen ordu onurlu, erdemli bir insansın. Sen azat olmayı hak ediyorsun. Sen burayı hak etmiyorsun. Çok ilginç görüntüler vardı gerçekten ya. Cehennemi çok güzel göstermiş bir film. Hayatın ne olduğunu, ne kadar olduğunu söylemeniz yeterli mi? Yeter mi? Yani hayat nedir? Hayatı siz dolu dolu yaşayıp da hayat sermayenizi yerinde kullandınız mı? Zebani diyor ki, Kral Yomra bir söz verdi. O sözde iyiler, erdemli insanlar azat olurlar. Ruhları azattır, özgürdür. İki dünya arasında da özgürdür. İki dünya arasında da özgür olan ruhlar, ancak geri dönen, yeniden doğan ruhlar 49 defa dönebilir diye söz vermiş. 49 mu? 49 defa gidip gelebilir erdemli ruhlar diyor. Bu bir vaattir. Bunu buradan sonra mı geçirdiler acaba Budistler diye düşünüyorum. Yoksa burada da söyledi mi böyle bir şey, böyle bir söz verdi mi bilemiyorum. Fakat şu anda halen bu inanç var Korelilerde, Budistlerde. Çinli Budistler, Hindistanlı Budistler, Nepalliler, ben Nepalli arkadaşlarım var. Beraber social work okuduk Nepalli bir Everest'ten arkadaşlar. Kardeş dedim, benim kuradım Everest zaten. Everest'e nasıl çıkabiliriz? Dedi Nepalli kardeş, kolay değil. 50 bin dolar param var mı? Ne parası ya dedim. Ben dervişim. Nepal'de Everest'e çıkmak dedi. 50 bin dolar Nepal devletine para yatırıyorsun. İmza atıyorsun. Ben işte hayatı risk var. Ölürsem hiçbir sorumluluk kabul etmiyor devlet. Yani Nepal'de işte Everest tepesinden çıkmak öyle kolay değil dedi. Ben dervişim, ben para vermem dedim. Böyle çıkarım yani dağa tepeye filan. Öyle olmuyor dedi. Güzel fay veriyorlar dedi profesyonel. Öyle elini kolunu sallayarak Everest'e çıkamazsın. Budist arkadaş da çok temiz bir ruha sahip. Ben zaten onda görmüştüm. Budistlikteki Sufizmi. Benim de Sufilik uzmanı olduğumu öğrenince en iyi arkadaşım oldu. Ben Nepalileri severim zaten. Nepal'de hizmetimin okulu var biliyorsunuz. Onu anlattı arkadaş. Dedi ki, sizin Türklerden de iyiler de varmış. Nepal'e geldiler ve bizim elimizden tuttular. Bizim arkadaşlar dedim, her yere gider. Bütün ülkelerde vardır zaten. İyilik melekleridir. Ya gerçekten bu insanlar melek falan olabilir mi diye sordu. Angel mi acaba bunlar? Dedim, olabilir. Yani nereden geliyor bunların eğitimi dedi. Yani nerede bu eğitimi görmüşler, böyle iyi insan, melek gibi insan olmuşlar. Nepalli kardeş merak etti. Türkiye'deki kardeşler, arkadaşlar, dostlar falan merak etmiyorlar mı? Yani çok da önemli değil artık. Tabii tembellik cehennemine geldi sıra. Tembellik cehennemi mi? Turist durağı gibi bir yerdir tembellik cehennemi. Kişilere verilen şerefli hayatı ziyan etmişlerdir tembeller, temperverler. Tembellik zebanisi bir çocuktur. Yaramaz ve hileci. Acaba? Hayır. Aslında tembellik zebanisi bir kadındır. Aldatan bir kadındır. Tembelliği sever. Tembellileri cehenneme atacak yani. Tembel olanları cehenneme atacak. Kureli kardeş, itfaiyeci kardeş, hayat kurtarma arzusu ile insanlara yardım ettiği gibi hayvanlara da yardım ediyormuş. Başka canlılara da saygı duyuyormuş ve işte kedi kurtarıyor. Ben
ölüm riski olan yerden gidip kediyi kurtarıyor. Hayvanlara ezil edilmesine izin vermiyor. Arıları kurtarıyor. Yani arkadaş karınca dahi ezmiyor. Öyle bir arkadaş ki hayvanlara tek zarar vermemiş ve onları hep kurtarmış. Tabii karma aynasında hayatı mahkemeye giriyor. Tabii Sevecen Cesleri ve onun bu hayatı seven, hayat dolu kişiliği insanlara, hayvanlara, bitkilere, bütün varlıklara olan saygısı, sevgisi, fedakarlığı ve kurtuluş ve kurtarma hisleriyle dolu yaşamı Kim Young'ı orada beraat ettiriyor. Zaten meslek icabı ahlak kuralları var, etik kuralları var. Lakin onun bu davranışı acaba sadece onurlu adam olmak için mi, erdemli insan olmak için mi? Her gün dolu dolu yaşamak mı istemiş gerçekten? Acaba başka bir şeyler mi var niyetinin arkasında? Tam mahkemeden beraat kararı çıkıyor. Hakim son bir soru soruyor. Bütün bu iyilikleri niye yaptın? Çok saf, temiz olan, doğru sözlü olan kim diyor ki? Para için. Birden mahkeme beraattan vazgeçiyor, tekrar kuruluyor. Para için mi? Sen para için mi bu kadar iyilikleri yaptın? Ve Zebani diyor ki sen korkunç bir tanrıya tapmışsın. Para korkunç bir tanrıdır dünyada. Sen para için mi iyilik yapıyordun yani? Ve avukatları birdenbire şok oluyorlar. Çok kolay geçersin demişlerdi. Sen tembel biri değilsin. Hayatın boyunca çalışmışsın, emek sarf etmişsin, helal kazanç sağlamışsın. Bu mahkemeden sen kolay geçersin diyorlardı. Fakat birdenbire mahkeme onu uçurumdan aşağı atıp şelaleden aşağı, Niagara Falls şelalesine benziyordu veya Victoria şelalesi, o piranalar için atacak ve piranalarla beraber yaşayacak sürekli. Yani piranaların ne yapacağı belli zaten. Kim şaşkın, dili tutuluyor, tek söz söyleyemiyor. Bir dakika diyorlar, bir dakika. Avukatı diyor ki karma aynasıyla hayatına bakalım. Acaba kim, neden çalışmak zorundaydı? Neden o hayat dolu olduğu kadar aynı zamanda çok eziyetli, çileli bir yaşamla mücadelesi verdi? Neden? Neden? Sen dedi hakim, tatil gününde bile çalışmışsın. Tatilin senin öldüğün gün olur. Başka tatil yapmamışsın hayatında. Bir gün bile tatil yapmamışsın. Peki neden? Neden iyilik yaptın bu kadar diye hesap soruyorlar. Para için mi yaptın bunları? Ve ekrana yansıyor. Kardeşinin, kardeşi hukukta okuyor. Hukuk fakültesi pahalı. Onun parasını, okul parasını kazanmak için gece taksicilik yapıyor. Bir restoranda yerleri süpürüyor, bulaşıkları yıkıyor. İtfaiyeci aynı zamanda. Bir de itfaiyede çalışıyor. Yani gece gündüz sürekli çalışıyor. Annesi hasta, hastanede yatıyor, hastane masrafları var. Bir de itfaiyeciyken arkadaşları ölmüş. Çocukları yetim ve öksüz kalmış. Onlara bakıyor. Gizli gizli. Bunlar yansınca ekrana. İyilikleri. Tembellik zebanesi diyor ki saygıyla önde eğiliyor. Ben bu kadar diyor iyiliğin para için yapmadığını anladım.
ve onu tam beraat ettiriyor. Kendisi için değil, başkaları için yaşamış, hep adanmış bir ruh. Yaşatmak için yaşamış sadece. Yaşatmak için çalışmış. Bugün pek çok kardeşimiz mazlumlar, garipler yaşasınlar diye ek işlerde çalışıyorlar. Gece işleri, ikinci işler. Ben size isimlerini versem şaşırıp kalırsınız. Kimler? Belki bilinmek istemiyorlardır diye söylemiyorum. Taksi sürdüğünü görünce geceleyin kimin? Allah dedim. Ben de geceleri taksi sürüyorum. Geceleri bazen iki gün, bazen üç gün haftada. Gündüzleri ben terapistim. Ben gece gündüz çalışıyorum aslında. Yani doktora yazmaya çalışıyorum. Derslerim var, şeylerim var. Benim aslında 5 dakika boş vaktim yok da zannediyorlar ki bu adamın işi gücü yok mu? Bu kadar tweet yazıyor, bu kadar konuşuyor. Yani aslında biraz ailemden vaktimden çalıyorum. Bak Muhammed Salih benimle oynamak istiyor yukarıda. Bağırıyor. Hanım da kızıyor. Her gün hoca yiyorum hanım. Yani paso yani. Günlük bir yarım saat, bir saat fıçra yiyoruz ya. Ve hile cehennemine gidiyor. Hile cehennemi var. Hile. Burada yalan söyleyenler yargılanır. Bıçak ormanına sokuluyor. Ormandan ağaçlar bıçak atıyorlar. Orman, bıçak ormanı. Yalanlar bir bıçak gibi bedenine saplanır yalan söyleyenlerin o ormanda. Cehennemi. Yalan cehennemi. Ve zebanisi hakim ve mahkeme kurulmuş savcılar. Bıçak yarası alıyor. Bir tane avukatı diyor ki bıçağı çıkartıyor. Bıçak yarası ahirette çabuk iyileşir. Ama eğer suçlu bulunursan ömür boyu ebedi bıçaklanacaksın. Böyle bir cehennem. Ey erdemli ruh diyor. İnşallah bu mahkemeden geçersin. Diyor ki ben anneme bir hoşça kal diyemedim. Bütün bu yargılanmaların sonunda eğer anneme bir hoşça kal demek için geri dönebileceksem değerli. Bu mahkemeyle çıkalım bakalım. Ne olacak? Yalnız cehennem hortlakları ormandan çıkıyor. Çünkü kim diyor ki ben annemi görmek istiyorum dedikçe cehennemde işler tersine dönmeye başlıyor. Çünkü dünyada ters giden bir şeyler var. Öldükten sonra annesi büyük bir hüzünle ağlıyor ve yas tutuyor. Kardeşi büyük bir yas içinde hukukta okurken askerlik görevi için Kore ordusunu almışlar. Abisinin öldüğünü duyunca büyük bir krize bunalıma girmiş, travmaya girmiş. Annesi travmaya girmiş. Dünya karışmış. Ahiret de karışmış. Ahiret tünelinde hızlı değişiklikler oluyor. Ve bu değişiklikler aslında neden olduğunu soruyor zebani avukata. Diyor ki öfkeli bir ruh olarak dünyada bazıları arkandan öfkeyle, öfkeli bir şekilde davranıyor. Akrabaların, çok yakınların. Ve maalesef onlar senin buradaki hesabını zorlaştırıyor. Çünkü bazı hesap kitaplar kapanmamış. Haklar helal edilmemiş. Veyahut da sana çok kızgın olanlar var.
Ve bu nedenle sen yalan cehenneminde, yalan mahkemesine çıkacaksın. Ve melekler, eşkıya sebani melekler ortaya çıkıyor cehennemde. Onların elinde bıçaklar, biraz da hippilere benziyorlar böyle. Burada şey var, Hells of Angel diye cehennem melekleri motosiklet ekibi var, gangster dolaşan. O tiplere çok benziyorlar, bıçaklı dolaşırlar. Cinayet falan işlemiyorlar burada, Kanada işte güvenlik var da adamların tipleri kayık yani. Uyuşturucu, seks, her türlü şey var bu ganglerde. Kızgın bir ruh her şeyi mahveder diyor. Her şeyi yok edersin. Yalan söyleme. Evet. Yalan söylemiyor ve tekrar ekranda gerçek ortaya konuyor, gösteriliyor ki kim hep samimi olarak gerçekleri söylemiş hayatında. Bir bıçak yarasının bir sebebi var tabii. Çünkü annesine yalan söylemiş. White lie. Beyaz bir yalan söylemiş. Bu beyaz yalan karşısına çıkıyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in de hayatına söylediği iki tane yalan vardır. Beyaz yalan vardır diğer tabirle. Bir, Firavun'a, Mısır'daki Firavun'a eşi Sara için benim bacım, kız kardeşim gibi bir şey kullanmıştır. Sonra da kendisi şöyle yorumlamıştır. Benim karıma göz koymuştu, güzel karıma el koyacaktı Firavun, haremini alacaktı. Onu korumak için ona kız kardeşim olduğunu söyledim. Bütün insanlar zaten kardeştir. Yani aslında doğruyu söyledim ama o andaki pozisyon olarak benim karımdı. Karımı korumak zorundaydım. Ve diğer yalanı biliyorsunuz, Nemrut sorduğunda putları kim kırdı İbrahim? Kim kırdı? Hazreti İbrahim diyor ki büyük put kırdı. 365 tane put var şeyde. Tapınakta insanlar putlara tapıyor. Yani Nemrudizm sistemi, şu Türkiye'deki süfrenizm sistemi var ya. Büyük bir put, Erdoğan'ı koymuş büyük put oraya. Küçük putlara tapmanızı istiyor. Bir İbrahim gelmiş putları kırmış. Bunlar festival yapıp eğlenirken. Baltayı da işte büyük putun Erdoğan'ın tepesine asmış. Nemrut da tabii sistemin, rejimin, şey, Yezidizm rejimin bir sahibi var. Soruyor yani İbrahim'i. Kim kırdı? Herkes sen kırdın diyor. Yani herkes hizmet putları kırdı diyor. O da İbrahim diyor ki büyük put kırmıştır. Balta onun boynunda. O da diyor ki Nemrut. Nemrutluk sistemi diyor ki Nemrudizm, Süfyanizm. Onda can yok, ruh yok diyor. Put yani adı üstünde. Kudreti yok ki diğer putları kırsın. Madem kudreti yok, zayıf, ruhu da yok, niye bu kadar güç atfetiyorsunuz? Diğer putları kıramıyorsa nasıl büyük put oldu? Hazreti İbrahim orada çok smart bir şekilde, çok akıllı bir şekilde sukras ediyor yani Nemrudizm sistemini. Şu anda Türkiye'de de sürkralize ettik, yani bütün golleri attık da gol saymıyorlar. Diyorlar ki gol değil. Yani Hakan Şükür'ün gollerine de gol değil diyorlar bunlar biliyorsunuz. İstediğiniz kadar gol atın. Şimdi tabii kızgın bir ruh tekrar bir filme dönelim. Cehennemde neler oluyor? Kızgın bir ruhu ne yapmak lazım? İşte kızgın ruhlar çok fazla Türkiye'de şu anda. Herkes birbirine kızgın. Ne kinli ve nefret patlayınca, cerahatler dökülüp de Pandora kutusu açılınca bütün kızgınlıklar akrabalarda olsun, insanların, cemaatlerin, kurumların, bireylerin birbirine döküldüğü kızgınlıklar, öfke hakim yani, öfke hakim ve yalanlar gırla gidiyor, gıybetler, iftiralar. Tabii bunları kimler üretiyor biliyorsunuz. Gerçek üstünü örtmek için küfür ediyorlar yani, kafirlik budur zaten. Gerçeğin üstünü örtmektir. Küfrün Arapça karşılığı gerçeği örtendir. Yani kafir, imansız aslında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı inkar eden değildir. Aslında kafir gerçeğin üstünü örtendir. Evrensel bir manası vardır yani. Ve hile cehennemi. Hile cehennemi tabii
kimin yargılandığı diğer cehennem. Zebani hakim ve savcılar iddianameyi okuyor. Burada özel belgelerin sahtelerini yapmakla suçlanıyor. Yani bazı özel belgeleri sahte olarak yapmış. Kim? Sahtekarlık yapmış. Yani hile yapmış. Bu yüzden hile cehenninde yargılanıyor. Erdemli bir insan sahte umutlar, vaatler vererek mektuplar yazmış. Siz buna kitap yazmış, makale yazmış, tweet yazmış da diyebilirsiniz. Sahte umut mu vermiş? İnsanları aldatmış mı? Hile mi yapmış? Tam 98 mektup yazmış. Avukatı bile şaşırıyor. Sen deli misin diyor. Niye sahte mektuplar yazdın hayatında? Bu mahkemeyi herhalde geçemeyeceğiz diyor. 98 tane mektup. Sahte hem de. Kim orada dile geliyor? Diyor ki çok gençlerdi. Onlara anlat diyor. Anlat. Ne oldu? Sahte mektupları niye yazdın? Onların diyor babaları yangında, benim iş ortaklarım da ölmüştü. Yetim ve öksüz kalmışlardı. Kimsesizlerdi. Bakacak, görecek kimseleri yoktu. Anneleri de bakamıyordu. Onları yetimhaneye koymuşlardı veya işte okula gidiyordu ama babası yoktu. Babasız büyüyordu. Ben onlara demiştim ki baban uzak bir diyara gitti. Çalışmaya gitti, gelecek. Babasından mektup gelmesi lazımdı ki inansın çocuk, umutla yaşasın. O çocukluk döneminde travma almasın. Kim sahte mektupları yazıyordu? O çocuklara. O çocuklar büyüyünce, büyümeye başlayınca mektupların sahte olduğunu anlamıştı. Babası ölmüştü ama babasından mektup gelmeye devam ediyordu. Onları umutla büyütmek istemişti. Travmasız. Babasından mektup yazarak. Hakim dedi bunu anladık. Peki sen annene de sahte mektup yazmışsın. Hem de 15 yıl. Zebani avukat şaşırdı. Annesine de mi yazmış? Evet, 15 yılda annesine yazmış. Sahte mektuplar yazmış. Neden yazdın? Kim dile geldi? Dedi ki, hastaydı annem. Artık savaşmaktan yorulmuştu. Vazgeçmişti. Ölmek istiyordu. Hastanede yatıyordu. Bize bakamıyordu. Yemek yapamıyordu. Kaç defa kazan tencere yaktı. Bir pilav dahi pişiremiyordu. Biz küçüktük. Ve o zorluklarla yaşadık, büyüdük. Annem sürekli hastaydı. İlaç kullanırdı, paramız yetmezdi. Biz aç kalırdık günlerce. Ve bu şekilde devam etti. Fakat daha sonra ben hep çalıştım hayatım boyunca okurken. Ve bir gün elektrikli, işte otomatik robot pilav yapan bir alet gördüm. Onu aldım, dolaba koydum ki içine de bir mektup yazdım. Ama bu sefer gerçek bir mektup yazdım. Anneme verilmek üzere bir vasiyet olarak o mektubu koydum. Bu mektup anneme ulaşmadı. Ben öldüm. Anneme hoşça kal diyemedim. Sonra annem o mektupların beni 15 yıldır görmüyordu. Tamamen iyileşti. Hayata döndü ve hastane masraflarını benim ödediğimle bilmiyor.
Evet, umutsuzluk tedavisi. Kolay değildir. O sahte mektuplarla ayakta kalmış annesi. O mektuplardaki umutla yaşamış ve büyümüş. Ve ölen babaların yerine yazdığı mektuplar çocuklarına söylememiş ama çocuklar büyüyünce anlamış. O büyüyen çocuklar o mektuplara umutla sarılarak büyüdü. Morallerini yüksek tuttu. Erdemli bir insan cehennemde yargılanınca böyle olur. Gerçekler ortaya çıkıyor. Ne kadar gizlense bile dünyada, ahirette gizli sır yok. Hakkındaki her suçlama böylece düşmüştü. Ve artık hile tanrısı, zebanisi bir çocuktu aslında. O da pes etti. Ve yollanmış bütün mektupların aslında sahte değil, onlara gerçek olan bir hayatı hazırlarken umut mektubu olduğunu anladı. Gözyaşları içinde kaldı. Dedi ki, pes doğrusu. Bir mahkemeden daha geçmişti ki. Bir sonraki mahkeme buz mahkemesiydi. Buz kanyonuna girdi. Bu adaletsizlik mahkemesiydi. Adaletsizler bu cehennemde ebedi yanacaklardı. Dünyada adaletsizlik yapanlar, ilkesizlik yapıp da etikleri, kuralları, kanunları, anayasaları bozup da masum insanları mağdur edenler, hayatlarını karartanlar, adaletsizler kim olursa olsun bu buz cehenneminde, soğuk cehennemde kalacaklardır. Soğuk kalpler insanlara yardım etmediler. Kalpleri soğuktu, cold blooded. En kötü suç adaletsizlik, adaletsiz olmaktır. Dünyada adil olmamaktır. Kalpsiz, soğuk kalpli olmaktır. Buz cehenneminde siz zaten siz cehennemi sadece ateş zannediyorsunuz ama cehennemde aslında en kötü cehennem buz cehennemidir. Buz soğuk, ateşten daha azap vericidir. Sınırlamalar yoktur. İşlenen suçlar hiçbir zaman silinmezler. Suçlarınızı gizledikçe bu dünyada cezanız ahirette daha da ağırlaşır. Trajik hatıralar göz önüne gelir ahirette. Bunların faydalı olanları vardır, zararlı olanları vardır. Faydalı olanları siz trajik bir şekilde öldürülmüşsünüz, yok edilmişsiniz. Hayatınız karartılmış. Adaletsiz olanlar, gücü elinde bulunduranlar sizi ezmişler. Kızgın bir ruhsunuz aslında. Ve dolayısıyla aslında hatıralar gerçek şekilde mahkemeye gelir. Kızgın ruhların, öfkeli olanların cesetlerini yakıyorlarmış Kudüsler. Yakma sebepleri, dünyada yakma sebepleri de aslında odur. O yüzden yakıyorlar. Kızgın ruh aslında, öfkeli ruh cehennemi hak eder. Çünkü hatalar yapar. Başkalarının hakkına, hukukuna girer. Ve bu nedenle buz cehennemine düşer. Kim? İşte bu mahkemeden de çok kolay geçiyor. Çünkü öfkeli, kızgın ruhlar sorununu kıdemli melek el atıyor. Yalnız el atarken dünyada bazı işleri değiştiriyor. Müdahale etmemesi gerekirken kimin geçmişinden gelen ve halen devam eden sorunlara müdahale ediyor. Ve kızgın olan ruhları kardeşini ikna ediyor. Kardeşinin başına gelenleri çözüyor. Ve çok ilginç bir hikaye var orada.
uzatmayacağım. Çünkü konu biraz daha devam ediyor. Hainler cehennemine gidiyor. Mahkeme kurulmuş. Ve buraya geldiğinde hainlerin zebanisi diyor ki, eğer hainsen bu mahkemeden geçit yok. Yani buz kamyonunu geçtin. Başka davalarda görüldü. Ama hainsen artık seni burada tutacağız. Sadece güzel olan ihanetleri kabul ediyor. Yani kötü niyetli ihanetleri kabul etmiyor. Öbür tarafta hainlik konsepti farklı çalışıyor. Devlete ihanet diye bir şey yok yani. O güç sahiplerinin uydurması, biliyorsunuz. 15 Temmuz'da bir şey yok yani. Doğru olanlar ancak buradan geçit alır. Yani doğruluk makamına sahipseniz buradan kolayca geçersiniz. Çünkü siz hain değilsiniz. Siz doğruluk makamında the truthful makamında olan insansınız. Dünyaya ait kin ve nefret sizi doğruluktan saptırdıysa, nefret ve kıskançlık gözünüzü kan dürüttüyse, siz diri diri insanları görmüş ve onları açlığa mahkum etmişseniz, yokluğa, hiçliğe mahkum etmişseniz, zulüm etmişseniz, siz hainsiniz ve buradan geçemiyorsunuz. İşte siz kızgın bir ruhu yatıştırabilir misiniz, dindirebilir misiniz? Size beddua eden kırık bir kalbi onarabilir misiniz? Yol açtığınız zulümler nice insanları hayatlarını kararttı. Siz sadece kırık bir olan bir çocuğun kalbini onarabilir misiniz? Kaç tane kulun hakkına girdiniz biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bilmek de istemiyorsunuz. Ahiret var. Hesap var. Hainler cehennemi sizin için zaten. Mahkemesi de öyle. Hepimiz için belki de. Orada kimin tabii bütün asab moralde bozuluyor. Çünkü bu zor bir mahkeme. Güven, umut, ruh orada gömülebilir. Ebedi ruh orada çakılabilir. Bana ihanet ettiler dedi. Oysa çok iyi davranıyorlardı. 15 yıldır hiç eve uğramadım. Anneme mektuplar yazdım, kardeşimi hiç görmedim. Para gönderdim fakat görmek istemedim. Neden diye sordu hakim. Yalvarıyorum bunu bana söyletmeyin. Eğer söylemezsen bu mahkemeden geçemezsin. Zaten sen söylemesen bile biz biliyoruz ne olduğunu. Evet, en büyük sırrı ortaya çıkmıştı kimin? O annesini öldürmek istemişti. Hasta olan annesini yastıkla boğacaktı. Daha çocukken. Çünkü açlığa, yokluğa artık dayanamıyordu. Annesi ne gidiyordu? İlaç parasıydı. Annesi bir türlü ölmüyordu. Ve artık intihar noktasına gelmişti. Önce annesini, sonra küçük kardeşini, sonra kendisini öldürüp intihar edecekti. İşte orada ebedi cehennemde yanacakken kardeşi onu elinden tuttu. Yapma bu abi dedi. Annesi gözlerini açtı, öldürsün diye bekliyordu. Fakat hissettirmedi uyandığını. Oğlu onu öldürsün diye bekliyordu. Kardeşi engel olmuştu. Ve bu utançla, bu şeyle evden kaçmıştı. Bir daha hiç uğramamıştı 15 yıldır. Mektup yazardı, para gönderirdi. Fakat
cemalini, yüzünü göstermedi bir daha. Hep uzaktan seyretti annesini, kardeşini. Bu hainler mahkemesinden de çok kolay geçti aslında. Çünkü yaptığı iyilikler annesine ve kardeşine eşsiz ve benzersizdi. Çok erdemliydi, çok onurluydu. Çünkü Vitre'ye annesinin hastanedeki sözleri geldi. Oğluna dua etmişti. Biliyordu aslında, oğlu ödüyordu hastane parasını, ilaç parasını. Mektupları yazan oğlunu tanıyordu. Oradan vakum deliğine geçildi. Vakum deliği şiddet cehennemiydi. Türkiye'deki şiddet cehennemi gibi bir şey yani. Dünyada da var, ahirette de var. Ama ahirette mahkemesi var. Benim yüzümden başınız dertte, travmadasınız diye kim konuştu? Gardiyan zebaniler yaşayan dünyaların işine karışmazlar. Yani cehennemden gidip karışmıyorlar da, dünyada melekler var tabii karışan. Eğer yaşayan dünyaya cehennemdeki zebaniler karışırsa alem karışır. Tabii erdemli ruha kime yardımcı olmak için dünyada dolaşan melek arkasından bıraktığı yarım kalmış hesapları kapatmaya çalışıyor. Yardımcı olmaya çalışıyor ki mahkemelerden geçsin. Yoksa mahkemelerde kalma ihtimali yüksek kimin. Arkada açık bıraktığı maalesef bazı şeyler var. Onları düzeltmeye çalışıyor ve müdahale ediyor. Kuralları bozuyor. Bozmaması gerekirken kuralları bozuyor. Müdahale etmezse düzelmeyecek ve kim? Cehennemde ebedi kalacak. Ve asla geçmişe gözyaşı dökme diye söz ver diyor zebani avukat. Geçmişe gözyaşı dökme. Depresyona girersin. Gerek yok. Olan oldu, bitti. Keder böyle yaşandı. Bu yargılamanın kurbanı var. Evet, kim bir kurbandı? Avukatı avukatsız kalmıştı. Zamanı dedi ki, ben bu vakum deliğinde, şiddet cehenneminde seni kurtaramam. Bu sefer roller değişmişti. Kim? İtfaiyeci, kurtarıcı bir elemandı. Adanmış bir ruh. Zebani'yi, meleği kurtarıyordu. Şiddet cehenneminde. Çünkü avukat böyle şey görmemişti, şiddet. Avukatlar hapse girdi biliyorsunuz Türkiye'de. Yakınları bile ziyaret edemiyor. Türkiye'de avukatlar cehennemde. Melek dahi olsalar kimlerde yardımcı olamıyor. Aslında kim kimi savunuyor belli değil. Avukat mı victim'i savunuyor, victim mi avukatı savunuyor? Şu anda hercümerç durumda. Yani öbür tarafta da öyle olmuş. Ve şiddet tanrısı diyorlar da zebani icraatı yapan dayaktan soruyor. Yani kaba dayak atıyorlar ya işkencelerde, insanları döve döve Gökhan açık kolu gibi öldürüyorlar. İşkence yapıyorlar. Malatya'da, çiftliklerde, Ahır'da diyorum yerini. Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nın zemin katında adresleri vereyim mi? İstanbul'da, Çatalca'da, Beylikdüzü'nde, Beştepe'nin hemen saray bahçesinde. Lazım mı? Ha, lazım değil, biliyorsunuz. Evet, dayak, 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 işkence. İnsanlık dışı, insanlığa yakışmayan, onura, şerefe, erdeme, etike, kurala, örf, adete, kanuna, sivil kanuna, şeriate, merate, hiçbir şeye yakışmayan. İnsanlıktan uzaklar, insaniyeti katledenler sürekli kardeşleri, insanları kavga ettirerek şiddet cehennemi meydana getirdi. Korku cumhuriyeti, korku devleti, vurma, bunu yapma. Çünkü senin annen üzgündü. Ne saldırgandı annen ne de baban. Hiçbiri özür dilemediler.
Lakin siz zalimlerin özür dilemesini bekliyorsunuz. Onlar da özür dileyecek, tövbe ve istiğfar etmeyecekler. Islanmaya niyetleri yok. Çünkü kibirleri var ve bunun bir anlamı da yok. Peki, ey sanık, kim? Peki sen niye kaçtın? Diye hakim soruyor. Sen niye eve bir daha asla ayağını basmadın, dönmedin? Peki, hadi seni affedelim. Ancak nasıl affedeceğiz? Gerçek nedir? Avukat davalarlar kombine bir duruşma istiyorlar. Çünkü yeni deliller var. Dünyadaki kıdemli melek yeni belge topladı mahkemeye ve mahkemeye sunuyor. Mahkemede zebaniler, tabi avukat olanlar sevinç naraları atıyor. Çünkü savcılar garanti bu mahkemeden geçemez diye mahkemenin başında sevinç narası atmıştı. Son güler iyi güler. Hakim hüküm topağını tam vuracakken vurdu. Asistan zebani melek dedi ki durun. Yeni delil var. Dünyadan geliyor. Ve gelen delil onu çifte cezadan kurtarıyor. Eğer bu mahkemede kalırsa katlanmış ceza, ağırlaştırılmış müebbet diyorlar ya, o ceza verilecekken. Ayrette ki tüm ayrıcalıklarını erdemli ruh kaybedecekken işte orada kardeşi travmaya görüp girmiş ve öldürülmüş olan kardeşini ölmediğini buluyor melek. Onu diri diri gömüldüğü mezardan çıkartıp kızgınlığını gideriyor ve çok ilginç bir hikaye var orada gerçekten. Filmi seyredeceksiniz artık. Bu mahkemeden kardeşinin öfkesi, kızgınlığı geçip de sakinleşip de abisine hakkını helal edince, gerçeği öğrenince diniyor. Mahkemeden bu şekilde geçiyor. Yani melekler aslında müdahale ederler. Buradan dinsizlik cehennemine geçiş var. Bu dinsizlik cehennemi cehennemin en dip katı. Son cehennem. Yani münafıkların gittiği cehennem. Yani kafirler daha yukarıda, biraz önce bahsettiğim cehennemde kaldılar. Münafıklar dinsizlik cehenneminde bulunuyor. Burası uçsuz bucaksız bir çöldür. Burada susuzluk var. Bir damla su yok. Kum fırtınaları sürekli kol gezer. Burada çöl hortlakları, mumyaları, fareleri vardır. Burada yılanlar, çıyanlar vardır. Sürekli ısırırlar. Çöl dinsizlik cehennemidir ve münafıkların ebedi kalacağı yerdir. Son mahkeme işte burada yapılır. Eğer dinsizlik mahkemesinden de geçerse kim kurtulacak? Ama bu mahkeme en çetini. Münafıklık mahkemesi bu. Ve münafık mısın, değil misin? Son durak. Hiçbir umudu yoktu. Çünkü ortaya konan deliller onun da bir münafık olduğunu ortaya koyuyordu. Annesini 15 yıldır ziyaret etmemişti. Kardeşini 15 yıldır görmüyordu. Peki neden kaçmıştı? Gerçekten mi kaçmıştı? Kardeşi ve annesini niye yalnız bırakmıştı? Hayır dedi. Dur. Tam hükmü kesilecekken avukatları, zebaniler de ona artık yardımcı olamadılar. Hayır, hayır, sadece bu değil. Evet, hepimizin ölmesini istedim. Sonra suçluluk duygusu duydum, evi terk ettim.
Hakim sordu, niçin? Neden yaşamaya, yaşatmaya karar verdin, icat ettin? Neden? Niyetin neydi? Ve işte orada Vetire'ye annesi geliyor. Annesi dünyadan ahiretteki oğluna yardımcı oluyor. Annesi ağlıyor. Ağlama anne. Anne ağlama. Gittikten sonra onu görmeye dayanamayan annesi özlemiş 15 yıl yazdığı mektupları okuyarak ferahlamış. Sözle bahaneleri çıkıyor meydana. Yeterli gerekçe değil bu dinsizlikte. Bir yüzyıl çabuk geçer ahirette. Azap var. Çok yanacaksın. Çok çölde kalacaksın diyor. Susuz. Oradan kayıp. Kim kayıp? Öfke ve intikam ile dolu. Kime karşı intikam? Annesine karşı değil, kardeşine karşı değil. Onları bu hale düşüren Yezidlere, Süfyanistlere, Deccalistlere karşı. Ancak melek de şeytan da onu dinlemiyor. Fırtına esiyor. Çöl fırtınası. Kumu, hortumu, kasırgası var. Kum delikleri görmeyen o insanları yutuyor. O ruhları yutuyor. Öfkene yenildin. Batıyordun kum denizinde. Seni kurtarmak isteyen halbuki birileri vardı. Kardeşinin son görüntüsü cehennemde kayboldun. Ama öfken dinmedi. Fırtınan dinmedi. Kızgın bir çöldün sen. Dinsizler cehenneminde girdaplar tükenmez. Münafıklar sürekli girdaplar meydana getirir. Din jargonlar kullanırlar. Ve kendi kibirleri için yapmayacakları şerefsizlik, onursuzluk yoktur. Erdemsiz insanlardır. Ama sen erdemli bir ruhsun. Sen neden düştün bu oyuna? Hakim soruyor. Zincirler vurmuşlardı ayağıma pranga. Paraydım. Bunlar yeterli gerekçe değil. Savcı iddianameyi sağlam hazırlamıştı. Suçu sabittir. Cezası kesin kesilmedi. Annesi ne karşı işlediği suçun affı yoktur. Bu mahkeme yanlış diye zabani avukatlar isyan ettiler. O daha çocuktu. Birinci yerine değildi. Travma geçiriyordu. Annesini aslında öldürmek istememişti. Kim susmuştu? Öldürmek istemişti. Ey karma! Ey Allah! Sen adil olmalısın. Bunun için münafıklar cehenneminde ebedi mi yanacak? Annesi bu gerçeği biliyor olmalıydı. Ey karma aynası çık ortaya dediler ve Vetre gözüktü. Sadece annesi gerçeği biliyordu. Annesi aslında çocuklarının rahatı için tek seçenek görmüştü. Ölüm. Annesi o acılar dolu hayatında kalbinde yaşatmıştı bunu. Çocuklarına bakamıyordu. Hastaydı ve ölmekten başka çaresi yoktu. Ama kendisi canını alamazdı. Allah'ın emanet ettiği canı alması direkt cehenneme gitmesi demekti. Ecel de bir türlü gelmiyordu. Azrail de canını almıyordu. Oğullarının gözüne gözü yaşlı bakardı her gün. Ama onu kurtaracak kimse yoktu bu hayattan. Oğullarından özür dilemeliyim. Haklarını helal etsinler. Onlara azap dolu bir yaşam sundum sadece. Ben yaşamayı hak etmedim. Yeteri kadar onlara annelik edemedim dedi. Hakim bu gerekçeleri dinledi fakat kabul etmedi. Sen 15 sene yeterli zamanın vardı anneni kurtarmak için. Ama sen bencilce davrandın. Yaşarken annenin bu acılarını dindirmedin. Gidip de elini öpmedin, sarılmadın. Bitti. Bu kadar. Sen artık dinsizsin. Dinsizlik
sonunda ebedi kalacaksın diye tam hüküm verecekti ki Zebani'nin tahtı sallandı. Savcılar şaşkındı. Tam suçu sabit olan bir münafıkı cezalandıracakken tahtları sallandı savcının da hakimin. Anne, rüyadan uyan. Rüyanı anlat. Anne, benim kim? Defunt. Mutlu musun? Anne, nasılsın? Ey yüksek mahkemenin adaleti, aynaya bak. İbn-i Arabi de double mirror der, ayna ile anlatır. Karmada da ayna teorisi vardır. Bu da Budistik öğreti. Tarikattır karma tarikatı. Çok yaygın bir tarikattır. Onların ahiret inancı ve cehennemde nasıl yargı var onu anlatıyorum. Müslümanların diliyle anlatıyoruz kitabıyla, hadisiyle. Pek Müslümanlara ikna edemedik. Kusura bakmayın. Her türlü çareyi deniyorum. Evet. Cinsizlik cehenneminde yargıç artık tahtını kaybetmişti. Çünkü Allah'ın adaleti annenin gözyaşlarında saklıydı. Annesi demişti ki, oğlum beni öldürsün diye çok uğraştım. Onu ben zorladım. Çok iyi bir çocuktu. Beni öldürseydi, Azrail'in olsaydı, onlara azap vermeseydim, bensiz onlar daha rahat yaşayabilirdi. Yetimhaneye giderlerdi hiç olmazsa. Benim hastalıklarım, ilaçlarım, masraflarım onlara ağır yük oluşturuyordu. Annesi böyle düşünmüştü. Ve oğlunu bu şekilde psikolojik bunalıma soktuğu için aslında azap çekiyordu. Ama oğlu erdemli bir ruhtu. Bütün bu zorlukları aşmış, çileleri çekmiş, annesini hayata döndürmüş ve annesinden önce ölmüştü. Artık anne rüyana bak demişti. Annesi rüyasında şunu gördü. Rüyasına girdi annesinin. Anne, beni cennetin yargıcı olarak atadılar. Dedi ki, ben artık bir yargıcım. Adil bir yargıcım. Cennette, ebedi cennete beni gönderdiler. Tamam mı anne? Uzun zaman önce sen çok acılar çekmiştim, senden ayrılmıştım, acılar çektirmiştim. Sen hastanede acılar içinde kırılırken kötü zamanlarında seni yalnız bıraktım. Hayatım boyunca çalıştım, para gönderdim sana ve kardeşime. Annesi rüyada ilk defa konuştu. Çünkü rüyada dilsizler bile konuşur, körler bile görür. Ruhun gözü vardır, dili vardır, değişik duyuları vardır, 7 tane söylemiştim en başta. Rüyada ilk defa konuşan anne, bebeğim dedi. Siz çocuklar kötü bir şey yapmadınız. Kötü bir anneniz vardı sizin, çok üzgünüm. Seni seviyorum dedi kim? Seni seviyorum. Ahirette kim ağlıyordu? Dünyada annesi ağlıyordu. Kardeşi ağlıyordu. Kardeşi hayata dönmüştü. Ve seni seviyorum abi dedi. Ve kızgın, öfkeli ruhların yangını sönmüştü. Tüm insanlar günahkardır dedi savcı. Dinsizlik mahkemesinin savcısı itiraf etti. Pek çoğu münafıklık yapmıştır. Pek çoğu fasıklık yapmıştır. Pek çokları mutlaka
günah işlemiştir. Günah işlemeyen pek kul yoktur. Çok azdır. Mutlaka sürçmeleri, zeleleri olmuştur dedi. Sadece birkaç tanesinin af dileyecek cesareti yüzü vardır bu dünyada, ahirette, bu mahkemede. Sadece ihlaslı, samimi, iyi niyetli olanlar af dileyebilir. Saf niyetli olanlar, nefsi zeki olanlar af dileyebilir. Burada öyle cesaretle af dileyecek, sırtı bozuk yapacak, gerçekleri örtecek hiç kimse yoktur. Hakim işte o noktada evet haklısın demişti. Herkes günahkardır. Yaşayan bir dünyada af ancak mümkündür. Orada kul hakları helal ettirilebilir. Kamu hakları zordur ama yani ahirette ama cezası mutlaka vardır. Savcılar ağladı, melekler ağladı, hakim ağladı. Korucu melekler, avukat melekler gülümsedi ama ağlayarak. Kızgın ruh olan kardeşi artık erdemli bir ruh olarak ölmüştü. Gülenli melek şaşırdı. Bu adam kızgın, öfkeli bir ruhtu. Ebedi cehenneme gidecekti. Kitab-ı Sitcin'deydi. Nasıl oldu da Kitab-ı Sitcin'den Kitab-ı Merhum'a geçti. Erdemli bir ruh oldu. Dinsizler cehennemde işte hesap veren kim? Kardeşini de şefaat etmiş, kurtarmıştı. Onun samimiyeti, ihlası, iyi niyeti annesini de, kardeşini de kurtarmıştı. Çünkü samimiyet, iyi niyet, ihlaslı yapılan ihlası etenme ahirette de geçerlidir. Ahirette sizin yakınlarınızı, akrabalarınızı, arkadaşlarınızı, kardeşlerinizi, sizin iyi niyetle yardımcı olmaya çalıştığınız insanları da bir vesileyle erdemli ruh haline getirir ve kurtarır. Son nefesini vermeden kızgın, öfkeli olan o ruhlar cenneti hak eden, cehennemdeki o yedi mahkemeden geçecek ve cennete ehil olacak ruhlar haline gelir. Erdemli bir ruh olarak ölür. Ama erdemli bir ruh olarak ölmesi direkt cennete gireceği anlamına gelmez. Kim? Bakın bu yedi mahkemeden geçti. Gerçeği anlatan mektubunu kim? O pilav pişiren otomatik robotun içine koymuştu. Ve artık cennetin yargıcı olarak dünyaya seyahat etme istediği zaman ziyaret etme hakkı kazanmıştı. Ama müdahale etme hakkı olmasa bile kıdemli bir biriydi artık cennette. Ve elbette gizli kasada sakladığı o son mektubu ve robot pilav yapan aleti annesinin ulaşmasını sağladı. Annesi zaten mektubu okuduğu zaman anlamıştı her şeyi. Çünkü hiçbir şey gizlememişti. O onun bir vasiyeti gibiydi. Kimin? Ve her şeyi izah ediyordu. Tahmin etmişti annesi zaten böyle olduğunu. Çünkü oğlunun iyi bir ruh olduğunu biliyordu. Kardeşi de artık avukat olmuştu. Ve annesini sevindiren bir kul olmuştu. Erdemli bir ruhtu. Artık annesi yalnız değildi. Kim bunu ahiretten ve dünyadan seyrediyor ve mutlu, mesut oluyordu. Hayata küsmüş, umutları fenaya ermiş, travma geçiren insanlar dünyada Tanrı delirdi mi diye sormuştu. Halbuki Allah her zaman adildir. Hem bu dünyada hem ahirette. İşte kim burada ne yapıyor? Cennete eğil bir hale geliyor ama çetin bir hesaptan sonra
cehenneme gidecek zalimlere buyur olsun diye ben bu hikayeyi anlattım. Tarih 6 Mart 2018 tarihe geçsin diye söylüyorum. Evet, aslında çok uzattım. 2 saat 10 dakika oldu. Bu hikaye aslında benim 20 yaşındayken yaşadığım bir hikayedir. Diyor ya, kardiyon kolektif tarihsel kodlarımız var. Aynı hikayeyi yaşamıştım. 89 yılında. Bu hikayeyi anlatayım mı anlatmayayım mı diye çok düşünüyorum da. Filmini görünce bari filmden okuyayım dedim. Çünkü bu hikayedeki kim aslında benim diyebilirim. Şaşıracaksınız belki ama evet, böyle oluyor gerçekten. Ve dünyayı ziyarete izin veriliyor yani gerçekten. Ölenler geri dönebiliyor. Ruhlar seyahat edebiliyor. Yalnız bu kiminle benim hikayem arasındaki fark, benim annem öldü, annem ziyaretine geldi ruh olarak. Ben ise görünüşte ölmedim. Öyle zannediyor insanlar yani. Ben ise şahsen öldüğümü zannediyordum. Daha doğrusu Ölü Zaman Sait Nursi'nin bir talebesi söylemişti bana Parla'da. Mustafa Tecan Hocam söylemişti, bu Şarkı Tarikatı'nın lideridir. Kimi anlatsam zaten annemle ruhen buduşma hikayemi, annemin ölümünden 40 gün sonra aynı şeyi söylüyor. Oğlum sen ölü müsün yoksa yaşıyor musun? Dedim ben de bilmiyorum bu konuda, acaba ölü müyüm yaşıyor muyum? Sağ olsun Gata Saymanlı bana 31 Mart 2011 senesinde bir mektup gönderdi. Faruk Aslan ölmüş, yaşamıyormuş. Hiç Gata'da okumamış. Yani ben emin olamamıştım. Yani Gata hastane oluyor değil mi? Ortadoğu'nun en büyük hastanesi. Öldüğüme dair bir mektup, resim mektup gönderince emin oldum. Dolayısıyla Faruk Aslan diye biri yoktur. Ölmüştür yani. Ne zaman? 1989'da galiba. 20 kaç? Mayıs'tı galiba. Bilmiyorum, tam hatırlamıyorum. Annem öldüğü gün ben ölmüştüm. Annem öldüğü gün annemi öldürmüştü bu alçaklar. Ben ölmüştüm zaten. Dolayısıyla yaşamıyorum ben. Ne derler? İkinci bir hayat mı? Kaçıncı hayattır onu da bilmiyorum da. Bununla ilgili bir vasiyet yazdım. Benim de bir vasiyetim var. Aynı kimin yazdığı gibi gizli bir yerde saklı. Bu odanın içinde bir yerde, kimsenin bilmediği bir yerde. Ben öldükten sonra o vasiyeti biri bulacak elbet. Ve belki filmini çekersiniz. Aslında orada 9 defa nasıl öldüğümü anlatıyorum. Bu ruhen bir ölümdür bu ama nasıl fiziki bir ölüm değil yani aslında. 9 defa öldürmüşler beni. Ben 10. hayata 2011'de girdim. Şu anda 10. Faruk Aslan'la konuşuyorsunuz. Dolayısıyla benim 9 tane de pas hayatım var. Geçmişte 9 tane de Faruk Aslan var. Dolayısıyla bazen şaşırıyor insanlar kaç tane Faruk Aslan var diye. Kaç kişi konuşuyor, yazıyor diye şaşırabilirsiniz. O yüzden söylüyorum, mantıklı bir zatı yok ama 10. Faruk Aslan'la tanışıyorsunuz. Öldürebiliyorsanız öldürün. Çok denediler, öldüremediler bu zamana kadar. Keep coming yani. Bir türlü muvaffak olamıyorlar. Arkadaşlar katil falan gönderiyorlarmış, ayarlıyorlarmış da bu mitçiler malum. Diyorum ki Holcini'den başarıyorsanız çok mutlu olacağım. Ben de bıktım keep coming yapmaktan yani. Aslında ben
Şubat 97 1987'de ilk defa ölmüştüm işkencelerde. Bu 12 Eylülcülerin Mamak Cezaevi patronu Ayfer Yılmaz beni işkenceyle öldürmüştü. Ama öldüğümü zannediyordu. Gördüğünüz gibi hala yaşıyorum. Öldüremediniz yani. Gerçekten söylüyorum. Şaka yapmıyorum. Ben şaka yapmam. Ama tabii evlenmişiz. Çoluk çocuğa karışmışız. Yani ülke ülke dolaşmışız filan. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Onu da bilmiyorum. Öbür tarafta öğrenirsiniz. Bu dünyada pek mantıklı izahatı yok yani bu tip şeylerin. Bazıları sen ruh musun, işte sen cin misin, in misin filan soruyor. Benim kardeşim Fatih var, ülkücü. Bana en büyük cin diyor. Seni kimse mağlup edemez diyor. O konuda çok rahatlar yani. Arkadaş yani ülkücü. Diyorum yani sen de cehenneme gideceksin galiba. Çok zina yapıyorsun. Diyor garantiledik zaten diyor cehennemi. Bu konuda çok rahat ve emin. İkna olmuyor. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ben de gizli gizli mektuplar yazdım anneme. Sahte mektuplar değildi aslında. Sahte mektuplardı ya. İşin öbür tarafta şimdi karşımıza çıkar. Moral olsun, ahlaki ciheti, etik ciheti belki şey yoktur ama bazen insan moral vermek için de bazı şeyler yapıyor. Gizli gizli saklamak suçlarımız, evlatlarımız da var böyle kimin gibi. Öbür tarafta inşallah bizi bu mahkemelerden geçirir diye ümit ediyoruz. Ümit içinde olmak lazım. Korku tabii lazım tabii. Korku da lazım da öbür tarafta lazım. Allah'tan korkun. Başka kullardan falan korkmaya gerek yok. Kullardan korkanlar köle olurlar. Allah'tan başka sına taparlar ve şirk koşarlar. En büyük günah şirktir. Şirk koştuğunuz zaman, Allah'a şirk ortak koştuğunuz zaman, bir Süfyan'a, Deccal'a falan kulluk edip de satıldı, ruhunuzu sattığınız zaman şeytana satmış oluyorsunuz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah çalışmıyor. Yani cennete gitmenizin bileti bu. Bu çalışmadığı için zaten öbür tarafta bu 7 tane bahsettiğim mahkemelerden geçmeniz mümkün değil. Çok zor gerçekten. Cennet ucuz değil. Cehennem de lüzumsuz değildir. Allah'ın izin ve inayetiyle, eğer merhametiyle, rahmetiyle cennete gidecekseniz ancak bunu hak etmeniz gerekir bu dünyada. Yani beleş yok. Öbür tarafta vurgun yok. Gasp yok, ganimet yok. Kibir, kin, nefret yok. Kutsal devlet diye bir gerekçe yok. Kesinlikle yok. Bakın, Kim denen bir Koreli hikayesi aslında bütün Carl Jung'un dediği gibi kolektif bir hafızamız ve bir ruhun olduğunu gösteriyor. Çünkü benzer rüyalar, benzer hayatlar, benzer ruhlar, keep coming. İyi ruhlar, kötü ruhlar ayrışıyor bu dünyada. Ve ayrışmadan da zaten küfür ve iman savaşı olmazdı yani. Küfür ve iman savaşı kıyamet kopana kadar devam eder. Ha, kim küfür ediyor, kim kafirdir, kim iman savaşındadır. Bunu aslında insanlar bilir, görür. Çok visible, yani visible olarak bilir. Fakat kendi kendine yalan söylüyor. Justification yapıyor. Bakıyorsun çok açık ve net belli yani Türkiye'deki durum, dünyadaki durum, yani bireysel olarak durum, kolektif olarak durum belli. Hiçbir Kur'an-ı Kerim'le, hadiste izahatı olmayan zulümleri yapanlar, hiçbir Türk örf ve adetleriyle, gelenekleriyle izahatı olmayan zulümleri yapanlar, hiçbir medeni kanunla, hukukla izahatı olmayan zulümleri, insanlık dışı soykırım projesini hayata geçirenler, ve zulümleri yapanlar herhangi bir şekilde bir iddiada bulunup da biz haklıyız diyemezler. Çünkü net belli kötü ruhlar. Kötü ruhların gideceği ve hesap vereceği mahkeme öbür tarafta çetin. Bakın, erdemli bir ruh kim?
ne kadar zor hesap verdi. Gerçekten böyledir. Hallacı Mansur da vefat ettiğinde diyorlar ki 120 bin tane Türk'ün Müslüman olmasına yol açmış, esir olmuş ve Arap milletçileri biliyorsunuz idam ediyor, taşlatıyor. Zulüm işkence görmüş, 8 yıl hapis yatmış. Bunca şeyden sonra kesin cennete gider diye İmam Şipli arkadaşı tahmin ediyor. Ve rüyasında bir hafta sonra görüyor. Allah sana nasıl muamele et diye soruyor. Diyor çok güzel karşıladı. Bana insanlardan nimetlerde bulundu. Ama bir hafta hesap verdi. 7 gün. 7 gün. Hallacı Mansur olsanız hesaptan kitaptan kaçış yok. Hazreti Ayşe olsanız Peygamber Efendimiz'in dediği gibi seni hatırlayamam diyor. Şefaat yetkisi var Peygamberimizin. Ama Hazreti Ayşe'yi hatırlayamam diyor. Kitaplar saçıldığı zaman. Kitab-ı Merkum'da mısınız? Kitab-ı Sitciğinde misiniz? Mutaffifin suresinde geçiyor. Açın okuyun mealini. Eğer tefsir okumak size zor geliyor, işleniyorsanız. Çok net yani meali. Hazreti Ömer'i yaşlandıran bir suredir. Ağlardı. Bu Kitab-ı Merkum ve Kitab-ı Sitciğin kelimeleri geçtiği zaman. Acaba hangisine düştük? Peygamberimizi yaşlandıran surelerden biridir. Mutaffifin. Münafıkları anlatır. Ve orada insanlar akıbetini, sonunu bilmediği için bu endişeyle aslında kaygıyla yaşarlar. Ve Hazreti Ömer dahi bilmiyorsa hiçbiriniz biliyorsunuz. Hiç kimsenin yeri garanti değil. Bunu anlatır. Evet, acaba nereye gideceksiniz? Cennete mi, cehenneme mi, yoksa Araf'ta mı kalacaksınız? Bu endişeyle, bu kaygıyla insanlar bu dünyada hareket etmeli ve sözlerini, davranışlarını bu ölçüyle, mizanla yapmalı. Adaleti sağlamalı. Güç elde edince zalim olmamalı. İlim elde edince zalim olmamalı. Allah kendisine bir nimet sunduğu zaman o nimeti hayır ve sanat için kullanmalı. Zulmetmek için kullanmamalı. Çünkü hesap kitapta karşısına çıkar. En ince noktasına dair. Şu ince noktasına dair. Zenginler en son cehenneme gidecek diye, cennete gidecek diye bir şey vardır. Hazreti Osman'ın ben sürünerek cennete gittiğini gördüm diyor Peygamber Efendimiz. Ki yani 4 büyük halifeden biri Abdurrahman bin Avf'ın da aynı şekilde sürünerek cennete gittiğini gördüm diye Hazreti Ayşe bir hadis söyleyince Abdurrahman bin Avf ziyaretine gidiyor. Peygamber Efendimiz tabi orada vefat etmiş. Hazreti Ayşe bu hadisi anlatıyor. Ki Abdurrahman bin Avf çok zengin olmuş. Kervanları gelmiş. 800 deve yani 800 tane Mercedes sayın yani yüklü ve dünya nimetlerini Allah rızka boğmuş. O şekilde bir kafası ticaretle çalışıyor ve hayırsever biri. Bu hadisi bir de Hazreti Ayşe'nin ağzından bizzat dinleyince 800 tane devesini yüklü birlikte dağıtıyor. Hayırla sanatta bulunuyor. İstemem diyor dünyayı. İstemem ben dünyayı. Bunlar benim başıma bela olacaksa, ben hesabını veremeyeceksem azat ediyor. İnsanların bu dünyada yaptığı aksiyonlar, ameller bitmez ve kader denk noktası diye bir nokta vardır. Kader denk noktası. Burada sürünerek cennete gitmeyi birden değiştirir. Böyle bindik gider. İşte bu breaking point'te karar verme iradeniz var, cüz'i iradeniz var. Seçim yapmak zorundasınız. Seçiminiz eğer cenneti tarafsa Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh gibi yapıyorsunuz. Veya Hazreti Osman gibi yapıyorsunuz. O kadar hayır hasanat yapmışsınız. Mekkelilere kuyuları alıp hediye etmişsiniz, su içirmişsiniz. Sizi susuz öldürmek istiyorlar.
etrafını çevirmiş siyasi İslamcı yobazlar. İktidar saltanat peşindeler. Ve katletecekler sizi. Ve iftira kumpas kuruyorlar. Suçu da en masumların üzerine atıyorlar. 15 Temmuz olayı gibi. Böyle bir kumpas kurmuşlar. O kumpastan çıkış yok. Ve şehit olacağınız garanti. Sizi az susuz bırakıyorlar. Hazreti Osman olsanız. Böyle bir düşmanla münafıklar hile hurda peşinde olan dinsizler cehennemini hak etmiş olanlarla mücadele ettiğimiz için herhalde idrak etmemiz gerekiyor. İnkar ederek olmuyor yani. Farkına varmak gerekiyor. Bu münafıklar hep vardı. Bu yobazlar, bu dinsizler cehenneminde din jargonu satanlar hep vardı. Bu münafıklar hep çevremizdeydi. Biz bu insanlar düzelir, bu insanlar tövbe ve istiğfar eder, hidayet yollarına gelir diye sabırlıydık ve onların şeytani ruhlarını görsek bile, hissetsek bile, anlasak bile, arkamızdan hançer soktuklarını bilsek bile yine de dua eder, Allah'ım hidayet ver, ıslah et diye dua ederdik İsmail. İyilik yapardık. İnsanlara iyiliğin küresidir. İyilik yap. Yine de yedikleri kaba pisleyen köpeklerdi. Farkındaydık. Buna rağmen hiçbir zaman onları yok edip de cehenneme gitsin diye uğraşmadık. Çünkü eğer son nefesini verirse, yani belli nereye gideceği, son nefesini tövbe ve istiğfar ederek hayır hasenatla geçirsin diye bizim işimiz, görevimiz merhamet etmek, tam affetmek, hep af ufkuyla, tam bağışlama ufkuyla davranmak. Aslında öyle ben elinde kılıç dolaşan bir adam değilim yani. Bir tane üst düzey bir abimizin damadı var, siz çok iyi ismini tanıyorsunuz. Onun eşine de ben terapi yapıyorum. Bazı sorunlar var. Çok zengin olan abimizi aramak zorunda kaldım. İstanbul mütevellisi. Tabii bazı şeyler açmak zorunda kaldım. Abi bir saat beni dinleyince, siz dedi şu meşhur Faruk Aslan mısınız? Evet. Sizin bu bir saattir dinliyorum. Siz o Twitter'daki Celal'li elinde kılıç Faruk Aslan değilsiniz. Abi dedim, o zalimler içindi. Zalimler içindi. Eşittâhu alel küffar. Ruhamâhu beynehum telâhum lukkân suçudey yaktabînâ. Fadlan minallâhi veredvâne. Dedim, Fetih Suresinin okumuyor musunuz? Orada dört tane büyük halifenin özelliği sayılır. Rahmahu beynehum. Kimdir eşittahu alel küffar? Kafirlere karşı şiddetli Hazreti Ömer'dir. Ben Hazreti Ömer şeklinde bir imaj meydana getirdim ki ben aslında ruhumun bir parçasıdır. Yani bir parçasıdır. A sort of, a part of, a kind of. Ruhamahu beynim var bende. Hazreti Osman özelliği de var. Fakat rukyan suçu da yapma güne fallan minallahi ve retven. Hazreti Ali de var. Elinde Zülfikar. Peki sen sadıklardan mısın? Ya ye. Yeah. Yeah. Ayeti okuyun. Orada anlatıyor. Sadıklardan olmazsan, mukarrabinden, sıddıklardan olmazsan sen Hazreti Ebu Bekir olabilir misin? Sana rahmet gözüyle, merhamet gözüyle bakar mı ayette? Bu ayetler Fetih Suresinin son 3 son ayeti aslında İncil'e de geçer. Tevrat'ta da vardır. Buda'nın kitaplarında da vardır. Hindistan medeniyetinde 100 Asaf'ın kitabında da vardır. Onun da kitabını 2006'da yazmıştım. 100 Asaf'ın bilinmeyen peygamberin hikayesi Hindu kitaplarında diye. Doktora tezleri, ilahiyat fakültelerinde ama herhalde insanlar çok okumuyor. 9 günde yazdığım bir kitap. Çok etki yaptı. Ama
iyi de okundu. Dedim herhalde benim kim olduğumu siz bilmiyorsunuz. Abi dedi yok bilmiyorum dedi. Duyuyorum hakkında bazı şeyler. Abi dedim her duyduğunuza inanmayın. Gerçeği söylüyorum. Gerçek yoksa trafiği yokmuş.